Evet, bu gece Allah'ın varlığını konuşacağız. Allah'ın varlığının kanıtlarını konuşacağız. Evren ve insan nasıl yaratıldı? Bunlar üst başlıklarımız ama daha pek çok alt başlığımız var. O yüzden vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Konuklarımıza takdim edeyim. İlk konuğumuz ilahiyatçı, yardımcı doçent doktor Emre Dorman. Kendisi Acıbadem Üniversitesi'nden. İkinci konuğumuzsa yine felsefe bölümü öğretim üyesi doçent doktor Cener Tahsaman. O da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum ilk önce her ikinize de. Merhaba. Ve ilk sorum şu olsun. Çok derin bir konu. Allah'ın tanımını yaparak başlayalım mı? Ve Allah, Tanrı kelimeleri çok fazla kullanılıyor. Bunların hangisini kullanacağız? Tanrı deyince biraz böyle saygısızlık atfediyormuş. Yok, öyle bir şey. Biraz sinirleniyor insanlar. Yok, öyle bir şey gereksiz. Evvela Tanrı kelimesinden başlayalım. Sonra Allah'ı nasıl tanıtacağımıza girelim. Kur'an'da geçen ilah kelimesine baktığımız zaman tam Türkçe'de bizim Tanrı kelimesini kullandığımız gibi geçiyor. Ama Kur'an'da Allah için ilah kelimesi de geçiyor. Göklerde yerde ilah odur diyor. Birçok yerde Allah'tan ilah diye de bahsediliyor. Fakat mesela putlardan da ilah diye bahsediliyor. Ama Kur'an'da putların sahte ilahlar olduğunu, gerçek ilahın Allah olduğu söyleniyor. Yani Türkçedeki bizim tam bir Tanrı kelimesini birebir aynı bir kullanım var. O yüzden Tanrı kelimesini de Türkçe'de o bir ilah kelimesinin karşılığıdır. Kur'an'da da ilah kelimesi Allah için kullanıldığına göre kullanılmasında bana göre hiçbir sorun yok. Nasıl ki Allah için biz bağışlayıcı diyoruz. Kur'an'da gafur geçiyor. Hepimiz illa gafur demek zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Allah merhametlidir diyoruz. Kur'an'daki Rahman kelimesi merhametli demek. Allah söylediklerini işitir diyoruz. İşte Allah semidir demiyoruz. Kur'an'da geçen kelimeyi kullanmıyoruz. Basirdir demiyoruz. Görendir, işitendir demiyoruz. Türkçe kelime karşılıklarını söylüyorsak aynı şekilde Tanrı kelimesinin kullanılmasında da hiçbir sorun yok. Allah'tan kastımız bütün varlığın kendi varlıklarını kendisinden aldığı, bilinçli, kudreti çok yüksek, insanların yaptıklarından haberdar olan, iyi olan, en mükemmel bütün sıfatları kendisinde toplanmış olan varlıktır. Yani evrenin, insanların hepsinin kendisi sayesinde var olduğu varlığa Allah diyoruz. Bu Kur'an'da bize Allah'ı tabii en geniş şekilde sıfatlarıyla tanıtıyor. Allah'ın varlığa şekil veren olduğu söyleniyor, işte musavvir olduğu söyleniyor. Diğer taraftan biz şu anda bir konuşma yapıyorsak bundan da Allah'ın haberdar olduğu söyleniyor. İki kişinin üçüncüsü odur, iki kişinin dördüncüsü odur, onları işitir diyor, görür diyor. Dualara cevap veren olduğu söyleniyor. İnsanların dualarından haberdar olduğu geçiyor. Bu dünya hayatını yarattığı gibi ahireti Allah'ın yaratacağı söyleniyor. Yani Allah'ın hem yaptıkları fiillerle hem sahip olduğu sıfatlarla Kur'an bize Allah'ı en güzel şekilde tanıtan kitabımızdır ve Allah'ın varlığını en detaylı şekilde sıfatlarıyla anlamamızı sağlayan kaynağımızdır. Ve tabii ki bir de bunu da söyleyeyim. Yani Kur'an'la beraber burada bir yerde iki tane kitap da bize Allah'ı tanıtır. Bir Kur'an, Allah'ın vahyi olarak direkt tanıttığı kitaptır. Diğeri de evrenin kendisi, Allah'ın sıfatlarını koyduğu bir alan olarak orada biz Allah'ın yine sıfatlarını tanırız. Mesela varlığı Allah'ın detaylı bir şekilde tasarımlandığını gördüğümüzde Allah'ın işte musavvir olduğuna orada şahitlik ederiz. Allah'ın bütün detaylarını bildiğine şahitlik ederiz. İşte Allah'ın o Kur'an'a geçen ilim sıfatıdır, tanıklık ederiz. Yani hem evren hem Kur'an, İkisi de Allah'ın sıfatlarını tanımamız için kaynaktırlar. Bu konuyu ileride açacağız yine biraz daha fazla. Hocam sizden de bir Tanrı tanımı, Allah tanımı alalım ve dini açıdan Tanrı dememizde bir sakınca var mı? Caner Hocam aslında güzel açıkladı ama belki şunu ifade edebiliriz desteklemek anlamında. Allah'ı varlığı zorunlu olan olarak ifade ediyoruz. Yani Allah dışındaki bütün varlık aslında mümkünler topluluğu diye tarif edebileceğimiz varlıklardır. Ama varlığı zorunlu olan tek varlık Allah'tır. Allah işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman eşi benzeri olmayan, tüm övgülerin yöneldiği tek kudret. Dolayısıyla yaratan, var eden, başlangıcı ve sonu olmayan olarak ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıdan baktığımızda hocam söyledi, Tanrı ifadesinin de Kur'an-ı Kerim'de ilah olarak, Arapçasının ilah olarak kullanıldığını görüyoruz. Tanrı öz Türkçe bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde ilahukum, ilahum, vahidum şeklinde tekrarlanan ayetler vardır. Bunlar Tanrınız tek bir Tanrı'dır. Yani ilahınız tek bir ilahtır. Dolayısıyla bunu Türkçeleştirdiğimiz zaman Tanrınız tek bir Tanrı'dır şeklinde ifade edilir. Veya biz la ilahe illallah dediğimiz zaman da orada da tüm ilahları, tüm Tanrıları reddederiz. Ancak Allah'ın tek ilah olduğunu, tek Tanrı olduğunu ifade ederiz. Yani Kur'an'ı kullanım açısından da aslında bunda bir sakınca yok ama toplumda dediğiniz gibi böyle bir şey var bu evet. ifade. Bu biraz herhalde işte bu mitolojik anlatımlarda daha çok kullanılması, işte Yunan tanrıları olması falan gibi anlatımlarda galiba böyle bir irite edici bir durum var ama onun dışında... Siz de kitaplarınızda çok kullanmışsınız. Yani siz kullanmışsınız, siz de çok kullanmışsınız. Şimdi şöyle aslında felsefede ve bilimdeki kullanımı bu. Daha ziyade tanrı olarak ifade ediliyor felsefede ve bilimde. Dolayısıyla hani bu tip çalışmalar yaparken de kullanılıyor. Kur'an'ı olarak da bir sakıncası yok bunun. Yani. Türkçe'de tabii de biraz karşımıza çıkan bir sorun. Yani İngilizce'de baktığınızda God kelimesini hem dindarlar hem felsefe bilim eserlerinde kullanılıyor. Fark olmuyor. Fakat Türkçe'de baktığımızda Emre Hocam'ın dediği gibi öyle daha çok bilim ve diğer kitap, felsefe kitaplarında Tanrı kullanılıyor. Allah daha çok dini kitaplardaki böyle bir ayrışma olmuş ama bana göre gereksiz bir ayrışma. Ben kitaplarımda her ikisini de kullanıyorum. Mesela kitaplarımdan birinin adı işte burada gözüküyor Allah, evet, felsefe ve bilim, diğeri Big Bang ve Tanrı. Yani her iki kavramı da sınırsız kullanıyorum. Maksat bu kavramın içini nasıl doldurduğunuz. Yani kullanılan kelimeden ziyade dikkat edin. Putperestler de döneminde, Kur'an'ın indiği dönemde Allah kelimesini kullanıyorlardı ama Allah kelimesini kullanarak şirk koşuyorlardı. Yani Allah kelimesini her kullanan da Allah kelimesi içine nasıl yani Kur'an'ın anlattığı şekilde sıfatları doldurmamıştır. Ona bakarsan bugün birçok kimse Tanrı kelimesini kullanıldığında tamamen Allah'ın Kur'an'da anlattığı sıfatlar çerçevesinde kullanılıyor. Ondan yani kavramın içinin nasıl doldurulduğu burada, yani God, Tanrı, Allah denmesinden ziyade kavramın içinin nasıl doldurulduğuna bakmamız lazım. Asıl olan odur. Şimdi aslında bu soruyu ilerleyen bölümlerde soracaktım ama burada sormam gerektiğini düşündüm şu anda. Şimdi Allah çok iyidir dediniz, işte bütün güzel sıfatları vardır dediniz. Ve Allah'ın 99 isimlerine baktığımızda ben birkaç tanesini not aldım. Hiddetli, zarar veren, perişan eden, intikam alan, zillet veren, öldüren, can alan. Hani bu tarz kötü isimleri de var ve bundan dolayı insanlar işte Allah'ın aslında çok da, yani bunu söylemek bile aslında biraz... Evet. Kötü hissettiriyor da Allah'ın aslında çok da iyi birisi olmadığı görüşünde, daha çok ateistlerin tabii görüşü bu. Neler söyleyeceksiniz? Bu isimlerinin olması Allah'ın iyi biri olmadığı anlamına mı gelir? Hayır, tabii ki gelmez. Şimdi Kur'an'da Allah'ı anlatırken Allah'ın merhametli, şefkatli olduğu şeklindeki sıfatları geçerken bunlar bir arada Allah'ın kendisini inkar edenlere karşı, nimetine karşıt nankörlük edenlere karşıt, gerekir de hak ettiği cezayı verici olmasıyla da bir arada anlatılır. Kur'an bu sıfatlar arasında bir dengeyi de anlayacağım şekilde bunlar hepsi bir arada anlatılır. Yani Allah'ın zarar verici diye bir sıfatı yok yani aslında oradaki, ama Allah'ın cezalandırıcı şeklinde veya kahhar şeklinde, gerekirse kahredici şekilde sıfatı var. Ve bazı insanlar Allah'ın verdiği özgür iradeyle Allah'a savaş açtıklarını düşünüyorlar. Kendilerinin de bir akıllılık ettiğini düşünüyorlar. Oysa Kur'an'da Allah'ın kahhar sıfatını hatırlatarak diyor ki siz Allah'la bir savaşa girerseniz sonuçta perişan olmaya mahkumsunuz. Sizin bu savaşta hiçbir şekilde başarılı olma ihtimaliniz yok diyor. Allah'ın adalet sıfatı var. Adalet sıfatının da gereklerinden biri iyilerin yaptığı iyiliğin karşılığını vermekken kötülerin yaptığı kötülüğün karşılığını vermek. Allah da bunu yüzüne kendisinin hem adil olduğunu söylerken bir tarafından İnsanların yaptıklarının cezalandırıcını, karşını vericini olduğunu, bunun intikamının, verdikleri kötülüğün intikamının alınacağını, bunun karşını yerine getireceğini söyleyerek tabii ki hak edenlere uyguluyor. Yani bu bir yerde Allah'ın adalet sıfatının gereği. Eğer ki bu olmazsa Allah'ın adalet sıfatı tecelli etmiş olmaz. Ama mesela Kur'an'da hiçbir yerde Allah'ın durduk yere zarar veren şeklinde olduğu, durduk yere cezalandıran olduğu şeklinde bir şey yok. Ve Allah'ın rahmetinin her şeyi kapladığı geçiyor. Yani asıl olan Allah'ın rahmeti olduğunu Kur'an'ı okuyan biri çok rahatlıkla anlar. Yani Allah'ın rahmetinin asıl olan olduğunu. Fakat Allah'ın öbür sıfatlarının bir gereği de işte cehennemin varlığı. Zaten Allah gerektiğinde adaletinin gereği olarak belli insanları cezalandırmayacak olsa, karşılığını vermeyecek olsa, Allah'a savaş açanlara onun yaptıklarının karşılığını vermeyecek olsa cehennemin varlığı gereksiz olurdu. Yani Kur'an'da Allah'ın sıfatları bir bütünlük içerisinde anlatılırken, yani Allah'ın merhametiyle beraber gerekirse adi sıfatının geri olarak cezalandıracağı da bir arada anlatılıyor. Tabii Allah'ı anlatırken Allah'ın sıfatları için bizim için en önemli kaynak sonuçta Allah'ın kendisini nasıl bildirdiği olduğunu da burada göz önünde bulundurmamız lazım. Bir de biz kendi yaratılışımıza baktığımızda da şunu görüyoruz. İnsan tehditli adam olacak şekilde yaratılmış. Bu şekilde bir varlık. Dikkat edin, dünyada dünyevi sistemlerden ceza sistemi olmayan hiçbir sistem yok. Diyelim hapishanesi yoksa da başka tip bir ceza sistemi vardır. Niye? Şu anda herhangi bir insana deyin ki dünyanın neresine giderseniz gidin, ya ben sizin ülkeden ceza sistemini kaldırayım, adam öldürenlere, hırsızlara, şunlara, bunlara hiçbir ceza vermeyeyim. Aşağı yukarı insanların %99'undan fazlası buna karşı gelirler. Hı hı. Büyük bir kaos olacağını düşünen. Niye? Çünkü biz insanlar kendi kendimizi de iyi tanıyoruz, biliyoruz ve ancak insanın tehditle ve o tehdidin karşının yerine gelmesiyle adam olacağını biliyoruz. Demek ki aslında bir yerde bizim insan olarak kendi varlığımıza şehadetimiz de ancak cezalar karşılığını buluyorsa bizim adam olacak şekilde yaratıldığımızı görecek şekilde biz kendimiz iç dünyamıza baktığımızda da bunu hissediyoruz. Allah da Kur'an'da anlatırken adalet sıfatının gereği olarak yaptıklarımızın karşılığını verileceğini biliyor. Fakat insanların iyiliklerine karşılık vereceğini Allah söylerken, o 1'e 10 bol bol karşılık vereceğini söylerken, insanların yaptıklarının hataya 1'e 1 karşılık vereceğini, hiçbir kimseye haksızlık yapılmayacağı da özellikle belirtiliyor. Bununla ilgili bir sorun daha olacak ama ilerleyen de var aslında. Yani Can Hocam'ın yaptığı açıklamalar ilaveten. Evet, yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gerektiğinde cezalandıracağının ifade edilmesi de aslında Allah'ın rahmetinden kaynaklı bir şeydir. Yani durduk yere de cezalandırabilirdi. Yani kullarına uyarıda bulunması Allah'ın rahmetinden kaynaklı bir şeydir. Çünkü Allah aslında cezalandırmayı murad etmiyor. Ama gerektiğinde cezalandıracağını söyleyerek uyarıda bulunuyor kullarına. Yani dolayısıyla insanların dünya hayatını yaşarken hareketlerine dikkat etmeleri, yaşantılarını Allah'ın ilkeleri, prensiplerine göre belirlemeleri noktasında Allah'ın bir lütfu aslında. Yani Allah hiç uyarmayabilirdi insanları ve ahirette hesabı çektikten sonra da cezalandırabilirdi. Ve insanlar Rabbim sen bize hiçbir uyarı yapmadın. Dolayısıyla şu anda böyle bir azapla karşı karşıya bıraktın bizi de diyebilirlerdi. Ama Allah rahmet sahibi olduğu için kullarını uyarıyor bu hataya düşmemeleri ve ahirette cezayla karşılık bulmamaları için. Dolayısıyla bu da aslında gene Allah'ın rahmetiyle alakalı ve bunun dışında dikkat ederseniz mesela Kur'an-ı Kerim'de işte 114 sure vardır ve Tövbe suresi dışındaki tüm sureler Allah'ın merhametli ve şefkatli olduğuyla başlar. Yani besmele dediğimiz şey bizim Allah'ın şefkat eden, merhamet eden, merhamet etmeyi seven sıfatlarıyla başlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki tüm sureler bile Allah'ın merhametine, şefkatine vurgu yapıyorken, bu şekilde başlıyorken yani bunu biraz işte çeşitli ateist sitelerde bazı isimleri çarpıtarak veya Türkçedeki farklı kullanımlarını ifade ederek böyle bir takım yakıştırmalarda bulunmaya çalışır ama Kur'an temelde bunların bir şey dayanağı yok yani. Bununla ilgili yine farklı bir sorun vardı inşallah. Bunlar biraz insanın özgür iradesinin bedeli. İnsan özgür iradeli bir varlık olmak muhteşem bir şey. Siz bir yerde çay mı kahve mi içeceksiniz basit şeyleri seçebildiğiniz gibi işte eşinizi de seçebiliyorsunuz ve ondan daha da önemlisi iman edip etmeyeceğinizi, Allah'a karşı isyan edip etmeyeceğiniz, Allah'a kulluğu tercih edip etmeyeceğiniz gibi büyük seçimler de yapıyorsunuz. Seçimler de tabii ki bedelini gerektiriyor. Bu şekilde seçimler yapan insanlar birçoğu Allah'a isyanı seçebiliyor. Başka insanları öldürmeyi, onlara zarar vermeyi seçebiliyor. Allah burada o insanların çektiği acıların karşılığını vermeyecek olsa adalet sıfatıyla denk düşmez. O yüzden insanın özgür irade verilmesinin bedelidir bunlar. Peki hocam. Şimdi şuradan devam edelim. Allah'ın varlığını konuşmaya başlayalım. Önce sizinle başlayalım. Siz artık bilimsel açıdan nitelendiriyoruz. Siz de sizin görüşlerinizde dini açıdan dikkate alacağız hocam. Onu da söyleyeyim. Şimdi dini bir kenara bırakalım tamamen. Bilim bize Allah var diyor mu? Nasıl kanıtlıyor? Şimdi tabii ki bilimi nasıl yaptığınız, o verileri nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Yani bilim sonuçta içinde olgular var. Siz bir felsefi bakışlı olguları nasıl okuduğunuz, olguları nasıl değerlendirdiğiniz çok önemli. Yani bilim bize baktığımızda teker teker şurada bir karınca var ve bu karınca haberleşmektedir. Şöyle haberleşmektedir, şu kimyasalı salgılamaktadır diyor. Orada bir olgu var. Bu evren işte 13,7 milyar yıl önce olmuştur. Şu verilerden işte Hubble sabitinden şöyle hesaplandı, şöyledir diyor. Teker teker olgular var ama bu bilimin bize sunduğu olguların mantıki, felsefi bir değerlendirmesine baktığımız zaman ben yani bilimin sunduğu bize evren tablosunda Allah'ın varlığıyla ilgili birçok delil olduğu kanaatindeyim. Bu delilleri de Kur'an'ın da yaptığı gibi ikiye ayırabiliriz. Çünkü Kur'an'da da size hem iç dünyanızda hem dış dünyada delillerimizi göstereceğiz diye geçiyor. Şimdi dış dünyadaki deliller dediğimiz şeyden bir mesela bu evrenin bir başlangıcı olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca Allah'ın ezeli olmasına karşı bu evrenin ezeli olduğu ateistlerin en önemli argümanı olarak sunulmuştur. Kindi, Gazali gibi akıl yürütmelerle bu evrenin başlangıcı olduğunu söyleyenler geçmişte olmuştur. Fakat günümüze geldiğimizde modern bilim bize işte entropi yasası ve Big Bang teorisiyle bu evrenin bir başlangıcı olduğunu, yani bu evrenin ezeli olmadığını, her şeyin açıklaması olamayacağını gösteriyor. Yani böylece ateistlerin Allah'ın varlığına karşı da alternatif olarak sunduğu evrenin ezeli olması ve her şeyin açıklaması olması alternatifi şu anda savunulamayacak bir halde. Bu bize bilimin sunduğu bu 20. yüzyılda ve 19. yüzyılın sonlarında entropi yasası, Big Bang 20. yüzyılda çok yeni bir veri, olağanüstü bir imkan. Tasarım delili İbn Rüşd'ün Kur'an delili dediği delildi. İslam düşüncesi inayet ve ihtira delili şeklinde savunulmuştu. Fakat özellikle biyolojide mikroskopun gelişmesinden sonra canlılarla ilgili bilgimiz müthiş bir şekilde arttı. Biz canlılarda mesela hücreye baktığımızda DNA'da mesela müthiş bir şekilde bilgi depolandığını görüyoruz. Ki o da 1950'li yıllardan sonra mikroskopların geliştirilmesiyle iyice keşfedilmiş bir şey. Biz bugün bilgisayarla da uğraşanların da çok iyi bildiği bir şeydir. Yani bir yerde bilgi varsa onun belli bir şekilde, bilinçli bir şekilde oraya yerleştirildiğini, konduğunu, bilginin arkasında bilincin ve düzenleyenin olduğunu kendi dünyadaki şahsi tecrübemizle biliyoruz. Ve Bill Gates'in kendisinin de dediği gibi DNA bilgisayar gibidir ama ondan çok daha komplike, muazzam bir şeydir. Mesela bu bize bilimin sunduğu bir imkan. Mesela DNA'daki o müthiş bilgi deposu bize bilinçli bir şekilde o bilgiyi koyan, alim olan bir gücün bunun arkasındaki süreçte etkin olduğunu göstermesi açısından muazzam. Veyahut ki doğadaki fiziğin bize koyduğu hassas ayarlara bakıyoruz. Fizikteki elektromanyetik kuvvetin, güçlü nükleer kuvvetin, bu temel kuvvetlerin hassas ayarından, karbonla oksijen atomunun ortaya çıkmasında, onların rezonansında ortaya çıkan çok hassas düzenlemelere kadar müthiş şeye bakıyoruz. Ve bunlarda matematiksel olarak ifade edebileceğimiz kadar müthiş bir düzen çıkıyor karşımıza. Olağanüstü bir düzen çıkıyor. Bunlar işte bilimin bize yeni sunduğu veriler. Yani diliyorsanız programın ilerleyen dakikalarında buna biraz daha detaylı anlatmak isterim. O zaman şimdi açmayayım ama en azından bunun gibi dış evrenden gördüğümüz Allah'ın varlığını gösteren şeyler var. İç dünyamıza geçtiğimiz zaman İnsanların arzularının üzerine bir düşünmenin de bence bu arzuların Allah tarafından konduğu sonucuna götüreceğini zannediyorum. Diğer taraftan modern psikolojinin bize sunduğu şeylerden birisi, özellikle son 20-30 yıl diyebiliriz ilk süreçte, daha çocuk çağından itibaren insanlarda ahlaki özelliklerin göründüğü şeklinde. Yani doğuştan bir ahlaki bir varlık olacak şekilde insanın yaratıldığını bize son bilimsel veriler gösteriyor. Ben en son işte şimdi bir haftaya, iki haftaya da piyasada iyice yayılacak kitabım var ahlakla ilgili. Orada da bunun nasıl Allah'ın varlığını gösterdiğinle ilgili bir argüman sunuyorum. Merak edenler onu birkaç haftaya da siteme de, internet siteme de koyacağım. canertaslaman.com'da bu arada bütün bu anlattığım şeylerle ilgili kitaplar, makalelerimin hepsi var. Bu modern bilimin sunduğu şeyden biz hareket ettiğimizde insanın fıtratında bu özelliğin olması, ben en iyi açıklamasının Allah'ın onu koyması olduğunu gösteriyor. Bu da bize modern bilimin sunduğu bir imkan. Yani modern psikolojinin veya bilişsel bilimlerin sunduğu bir imkan bu argümanın temeli. İnsan bilinci ve zihni üzerine de düşündüğümüzde ben yine iç dünyamızda onun üzerine iyi bir düşünmenin de Allah'ın varlığını gösterdiği zannediyorum. Yani kısacası dış dünyada evrenin tasarımlandığını, canlıların tasarımlandığını, doğa yasasının tasarımlandığını ve başlangıcı olduğunu gösteren deliller. İç dünyamıza gittiğimizde arzular, ahlak ve bilinç ve irade gibi insanın zihinsel doğuştan taşıdığı nitelikler üzerine düşünmemizin her birinin ben Allah'ın varlığıyla ilgili açıklamayı geri kalan bütün açıklamalardan daha tercih edilir kıldığını düşünüyorum. Hangilerini isterseniz ben teker teker her bir maddeyi açmaya hazırım. İlerleyen dakikalarda da açacağız. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Kur'an Allah'ın varlığını nasıl kanıtlıyor? Hangi ayetler var Allah'ın varlığına dair Kur'an'da? Tabii belki şöyle ifade etmek gerekir öncelikli olarak. Yani dinin ayrı, bilimin ayrı hakikatleri olmaz. Öncelikli olarak bunu ifade etmek lazım. Tabii bunu kullanırken buradaki dinden ne anladığımız ve bilimden ne anladığımız da oldukça önemli. Yani din dediğimiz zaman her türlü insanın yorumun üzerinde ilahi vahiy ifade ediyoruz burada. Bilim dediğimizde de her türlü ideolojiden uzak bir şekilde objektif olarak işte evrende yapılan gözlemler neticesinde ulaşılan sonuçları anlıyoruz. Herhangi bir ideoloji karıştırmadan. Dolayısıyla bilimcilik değil yani buradaki asıl gerçek bilim diye ifade ettiğimiz şey. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında Caner Hoca az önce işaret etti o ayeti. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak bakışlarımızı evrene çevirmemizi söylüyor. Yani ilk başta yaratılışın nasıl başladığına bakmıyor musunuz diyor. İlk başta yaratılışa, daha sonra yerlere göklere bakmıyor musunuz? Yıldızlara dikkat çekiyor mesela, gezegenlere. canlıların yaratılışına dikkat çekiyor. Canlıların özelliklerine dikkat çekiyor. İnsanın kendi özelliklerine dikkat çekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bütün bakışımızı günümüzde pozitif anlamda bilimin anlamaya çalıştığı, işte incelemeye çalıştığı neler varsa bütün bunlara yönlendiriyor bakışımızı. İşte bunlar üzerine düşünmemizi, hatta derin derin düşünmemizi, bunları sorgulamamızı, bunların kendiliğinden oluşamayacak kadar bir takım mükemmellikler ihtiva ettiğini ifade ediyor bize. Hatta işte yerlerin göklerin yaratılışının insanın yaratılışından daha üstün olduğu, daha zorlu olduğu ifade ediliyor. Yani çok fazla ayet var bu konuyla ilgili ve bu noktada aslında biz şunu anlıyoruz. Akıl, din ve bilim dediğimiz şeyler birbirlerinin alternatifi değil, tam tersine birbirlerini güçlendiren ve birbirlerini destekleyen araçlar. Yani bizim burada hareket noktamız ne olmalı dediğimiz zaman, yani dini bir bakış açısı olarak gerçek bilimin verilerini kullanarak, aklımızı devreye sokarak, vahyin bizi sevk etmiş olduğu bu yolu izleyerek evreni anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak. Yani Allah'ın sanatına tanıklık etmek aslında bir manada. Çünkü yani işte denizlerin altından karadaki canlılara veya işte uçan varlıklara, canlılara kadar çok muhteşem bir evrende yaşıyoruz. Yani çok muazzam bir yaratılışla karşı karşıyayız. İşte yediğimiz, içtiğimiz sebzelerden meyvelere kadar aklınıza gelebilecek pek çok şey var. Bunların birbirinden farklı özellikleri, farklı kokuları, farklı tatları vesaire. Aslında muhteşem bir şölen içerisindeyiz adeta. Bu muhteşem şölen içerisindeyken işte dikkatlerimizi eğer gerçek manada Kur'an'ın bizi sevk ettiği gibi bilimin verilerini de kullanarak evrene çevirebilirsek bütün bu sanatın sanatçısına ulaşmamız, dolayısıyla o sanatçının da sanatını bu yolla takdir etmemiz mümkün. Ama bunu yapmamız için öncelikli olarak hareket noktamızın işte vahiy olması gerekiyor. Vahiy ile birlikte aklımızı devreye sokmamız gerekiyor. Niye insanlar evrene baktıkları zaman Allah'ı veya Allah'ın sanatını göremiyorlar çoğu insan? Bunu da belki ifade etmek gerekir. Çünkü ne yazık ki biz yıllarca hani seküler diyebileceğimiz bir eğitim anlayışından geçtik. Pek çok işte ders gördük. Dediğimiz gibi işte fiziktir, kimyadır, biyolojidir falan, pozitif bilimlerle ilgili. Ama bunların hiçbirinde ne yaratıcıya ne evrenin yaratılmış olduğuna bir atıf görmedik. Dolayısıyla insanlar evreni algılarken veya evren üzerine düşünürken sanki hiç yaratıcı yokmuş ya da bu evren bir anda pat diye kendiliğinden oluşmuş gibi böyle bir algıya kapıldılar ne yazık ki. Ama son yıllarda özellikle hem ülkemizde hem batıda bu konuda hem din felsefesi alanında çalışan, hem ilahiyat alanında, felsefe alanında ve fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda çalışan pek çok entelektüel var ve bu insanlar dinin ve bilimin ayrı hakikatleri olmadığını, dolayısıyla evreni daha iyi anlamak ve anlamlandırmak için dini referanslara da başvurmamız gerektiğini veya evrenin kökeninde, kaynağında ilahi bir kudret olmasının gerekliliğini vurguladığını görüyoruz. Yani günümüzde aslında bilim de dinin tarih boyunca savunmuş olduğu pek çok argümanı destekler vaziyette. Dediğiniz gibi belki zaman içerisinde bu konularda açılacak. Şimdi sanattan sanatçıya gitmenin yolundan birisi de aklımızı kullanmak. Onu soracağım. Akılla Allah'a ulaşılabilir miyi soracağım ama öncesinde çok belki saçma sapan bir soru gibi ama Allah'ı kim yarattı? Allah nasıl saçma bir soru olarak nitelendirmemek lazım. Çünkü sorulan her soruya cevap vermemiz gerekiyor. Soru tabii ki yanlış bir soru içerisinde. Evvela yanlışlığını göstermemek lazım. Birincisi yanlışlığı şurada. Bu nedensellik dediğimiz şeyin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Nedenselliği şu şekilde anlamamız lazım. Her sonucun bir nedeni vardır. Değil mi? Mesela şurada bir bardak var, bir sonuç. Bunun bir nedeni vardır. Onu oluşturan da yine bir nedeni olabilir. Fakat her sonucun bir nedeni vardır. Dikkat edin nedenselliğe göre. Allah'ın kendisi bir sonuç olmadığı için bir nedeni yoktur. Çünkü o hiçbir şeyin sonucu değildir. Yani nedensellikle ilgili şey ancak bir şey bir şeyin sonucuysa tutarlı şekilde sorabileceğimiz bir soru. Bunu başka bazı basit örneklere de benzetebiliriz. Ben size diyelim bir kitap verdim. Bu kitabın sahibi kim? Dedim. İşte kitabı ben falanca da aldım, falanca da aldım. Nereye kadar gidiyor bu? Ha, en sonunda bu kitabın bir sahibi yok mu? Ha, sonuçta en nihayetinde bu kitabın sahibi olan bir kişi çıkacaktır. Çünkü sonsuz bir silsile yapmaya kalktığınızda ne olur? Aslında bu kitabın hiçbir sahibi yoktur. Ortadadır demektir. Oysa mantıken de biliyoruz ki bu kitabı size birisi vermiş olsa bile en nihayetinde bu bir yerde kitabın sahibi olacak birinde durmak zorundadır. Yoksa ortada var olan bir kitap ama hiçbir sahibi yoktur gibi bir mantıksız şey karşımıza çıkacaktır. Bu Allah'ın da bütün nedenlerin sonuçta arkasındaki güç olup da onun da bir kaynak aradığımız zaman aslında bütün yaratılışı, bütün bilinçli olarak oluşan oluşumları ortada bırakmamız, bunların hiç sahipsiz olmaması gibi bir anlama götürür ki bu da mantıki açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Birkaç tane şey daha söyleyeyim çünkü bu da sorulan bir soru. Bir de bilim felsefesi açısından bakarsak da bunun yanlış olduğu ifade edilmiştir. Bir şeyin geçerli bir açıklama olması için ayrıca o açıklamanın açıklamasına ihtiyaç duyulmadığı söylenmiştir. Mesela diyelim ki biz şu anda Anadolu'da bir yerde bir kazıda bir çamaşır makinesi toprağın altından çıkarttık birkaç. Yani onu bilinçli bir gücün yaptığını söyledik. Ama bilinçli güç Anadolu'daki o yere nasıl gitmiş, ne yapmış, bilmem kaç bin yıl önce orada ne arıyormuşu çözemedik. Şimdi biz yani o bilinçli güç oraya nerelerden göç etmiş mesela çözemedik. Yani biz şimdi ama bilinçli bir gücün yaptığını onun açıklaması olarak biliyorsak ayrıca bunun açıklamasına ihtiyaç duymayız. Çünkü o zaman mantıken bilim yapmanız da mümkün olmazdı. Mesela diyelim ki burada su var. Ben bu suyun nasıl olduğunu biliyorum. İşte 2 hidrojen, 1 oksijen. 2 hidrojen, 1 oksijen nasıl olduğu sorarsam hidrojenin büyük bir kısmı Big Bang'in ilk patlamasında ortaya çıktı derim. Oksijen de yıldızların içerisindeki süreçlerle ortaya çıktı. Ama yani bunu nihai olarak şeye yani bir geriye bir silsile olarak götürmemiz mümkün değil. Yani bir yerde bunun ilk süreci var. Yani bunu nihai olarak bu şekilde götürürseniz illaki yani o hidrojenle ilgili açıklamamızın, suyun işte 2 hidrojen, 1 oksijenle oluştuğu açıklamanızın sonsuza dek bütün silsileyi açıklama ihtiyaç duyduğunu söylerseniz ortada ne kimya kalır ne fizik kalır. Çünkü bu şekildeki o zaman hiçbir bilim dalının yaptığı açıklamanın da geçerli olmadığını söylemek gibi bir çelişkiye düşersiniz. Çünkü hiç kimse sonsuz bir silsileli açıklamayı yapamaz. Birkaç tane şey daha söyleyeyim. Bu çok sorulan bir soru olduğu için. Ben de burada şuna gireyim mi? Dediniz ya kitabın bir yazarı var, bir sahibi var. Tamam şimdi kitabın bir yazarı var ama bu yazarı kim yetiştirdi? Ya da işte bu bardağın bir ustası var ama bu ustayı kim yetiştirdi? Şimdi, bir soru da Allah dışında geri kalan bütün varlıklar sonuç olduğu için bir şeyin sonucu. Yani bir nedenleri olduğu için bu soruyu onlar için sormamız meşru. Fakat siz nihai olarak o sonuçların nedeni olan fakat kendisi hiçbir şeyin sonucu olmayan bir şey için sorduğunuzda bu sorunun meşruiyetini kaybediyor. Bunu başka birkaç açıdan daha da gösterebiliriz. Mesela şöyle de gösterebiliriz. Tarih boyunca biz bakalım ortaya atılmış görüşlere. 2 tane temel görüş vardır. Ya Allah ezelidir ya evren ezelidir. Sonsuz silsile şeklinde bir şey var. Bir yaratan var, onu yaratanı yaratan var, onu yaratan var, onu yaratanı var. Ve bu durmadan gider diyen tarih boyunca bir ciddi ateist görüşte olmamıştır. Maksimum ateist görüşlerin dediği bu evren ezeli olduğu şeklinde bir görüş olmuştur. Matematik felsefesi açısından ki Kindi'nin Gazali'nin hudus delilinde kullandığı ki günümüzde matematikte de bunu kullananlar olmuştur matematik felsefesinde. Sonsuz bir silsilenin imkansız olduğu şeklinde bir mantıkla da bunu gösterebiliriz. Çünkü falancayı o yarattı, falancayı o yarattı derseniz sonsuz bir silsile karşınıza çıkar. O zaman sizin sonsuz aşıp buraya gelmeniz gerekir. Oysa sonsuz tanımı gereği tüketilemeyen, aşılamayan demektir. Yani bir geçmişte eğer ki sonsuz silsile olsaydı o tüketilemeyen bir şey olduğu için o zaman bugün de herhangi bir onun neticesini göremezdik. Yani sonuçta bir yerde bir ürün şeklinde bir şey olduğunu söylediğimiz an mutlaka bir ilk neden kavramına başvurarak onu açıklamak zorundayız. Bunun dışındaki bütün açıklamalar kendi içinde mantıksal olarak tutarsız olacaktır. Burada aslında şöyle bu soru teolojik ve felsefi anlamda da kendi içine çelişkili bir soru. Neden derseniz şimdi biz ilk program başında hatırlarsanız Allah'la ilgili bir tanımlama yapmaya çalıştık. Ve dedi ki varlığı zorunlu olan, başlangıcı ve sonu olmayan diye ifade ettik. Eşi benzer olmayan. Şimdi Allah'ı böyle tanımladıktan sonra Allah'ı kim yaratmıştır şeklinde bir soru kendi içine çelişkili oluyor. Çünkü Allah zaten... varlığı zorunlu olduğu için birisi tarafından yaratılmamış olması gerekir. Birincisi bu. İkincisi eğer birisi tarafından yaratılan bir varlık olabiliyorsa o zaman Allah olamaz o zaten. Yani felsefi anlamda da aslında tutarsız bir sorudur bu kendi içinde. Çünkü Allah zaten zatı itibariyle varlığı kendine ait olandır. Yani varlığı için kendinden başka bir varlığa ihtiyaç duymayan, muhtaciyet duymayandır. Dolayısıyla Allah'ı böyle tarif ettikten sonra Allah'ı kim yarattı diye bir soru zaten tutarlı bir soru değil. Yine Allah'ı varlığını kabul etmek için yani akılla ilgili bir şey kullanmıştık. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de akla çok fazla vurgu yapılır. İnsanların akıllarını işletmeleri, kullanmalarıyla ilgili. Dolayısıyla en başta zaten Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir kelam olduğunu kabul etmemiz noktasında zaten ilk hareket noktamız akıldır bizim. Çünkü akıl süzgecinden geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim de bundan dolayı sürekli olarak insanların düşünmesini, işte akletmesini, sorgulamasını söyler. Dolayısıyla insanın evrende bu şahit olduğu, şahitlik yaptığı pek çok şeyde aslında yani pozitif anlamda işte fizik, kimya, biyoloji ile ilgili pozitif alanlarla ilgili, fizik dünya ile ilgili şeylerini insan kavrarken aklına hareket eder. Ama metafizik dediğimiz yani fizik ötesi alana giren konularla ilgili mesela ahiret, cennet, cehennem gibi diyelim fizik ötesi, duyu organlarıyla algılayamadığımız alanlarla ilgili vahiy devreye girer. Ve bu noktada akıl ve vahiy bir birliktelik sağlar. Yani bizim aslında Allah'ın varlığını temellendirirken de hem akıldan hem vahiyden hareket ettiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla hani akılla Allah'ın varlığı temellendirilebilir ama mutlaka belli noktalar özellikle metafizik konularda veya Allah'ın nasıl bir varlık olduğu, Allah'ın ne gibi sıfatlara sahip olduğu noktasında vahiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada akıl ve vahiy birbirini destekler. Şimdi hocam size sorayım Canan hocam. Akılla bulabiliriz dedi. Ben bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Akıl Allah'ı bulmak için yeterli mi? Yani aklın bir sınırı yok mu Allah'ı bulmak için, anlamak için? Aklın tabii ki sınırları olmakla beraber akıl Allah'ın varlığını bulabilecek donanımda yaratılmış. Yani Allah, akıla Allah böyle bir imkan vermiş. Bu evren üzerine işte değerlendirmemiz, demin söylediğimiz deliller üzerine değerlendirmemiz bunu bize götürüyor. Ama akıl tabii ki Allah'ın kendi kendini idrak ettiği şekilde varlığını, onun bir zorunlu varlık olması gibi özelliklerini, onun bütün her şeyiyle idrak edecek kapasitede değil. Yani Allah'ın kendi kendini idrak ettiği seviyede elbette ki biz Allah'ı bilemeyiz. Ama bu evrene baktığımız zaman pekala bunun arkasında çok yüksek bir kudret, her şeyi çok ince şekilde planlayan, bilinçli bir gücün olduğunu, bu evrenin olduğu gibi insanların ve bütün canlıların da onun tarafından yaratıldığını anlayabiliriz. Yani akılda bunu anlayacak bir donanım olduğunu görüyoruz. Siz eklemek istediğiniz var mı hocam yoksa? Yani dediğim gibi işte yani akıldan hareketle yani insanlar mesela hiç vahiy olmasaydı, hiç din olmasaydı evrendeki bir takım yaptıkları basit gözlemlerle işte yerlere göklere bakarak, canlılara, yaratılışa bakarak. Vahiy dediğiniz iman, kalp. Vahiy yani işte Allah hiç din göndermemiş olsaydı diyelim. Sadece sadece akıldan hareketle insan evrende yaptığı basit gözlemlerle bu evrenin bir sanatsa eğer bunun bir sanatçısı olması gerektiğini hükmedebilirdi belki. Ama dediğim gibi o sanatçıyı takdir edebilmesi için veya o sanatçıya karşı görevlerin, vazifelerini kavrayabilmesi için ya da o sanatçının nasıl bir varlık olduğu, işte ne gibi özellikleri sahip olduğunu anlayabilmesi için o noktada vahye ihtiyaç duyuyor. Çünkü akıl o noktada yetersiz kalıyor. Yani çünkü akıl da kendi içerisinde kültürlere, toplumlara göre farklılık gösterebilir. Ama bu noktada vahyin desteğine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla Allah'ın varlığı akılla temellendirilebilir. Ama vahiy ile desteklendiği zaman tam manasıyla takdir edilebilir hale gelir. O zaman Allah'a inanmayanlar bunu hissedemiyor mu? Nasıl açıklarız mı ateistlerin? Ya şimdi durumunu? Şöyle demek lazım aslında yani İman edenlerin de inkar edenlerin de hepsinin bir delile dayanarak iman ettiğini veya inkar ettiğini söylemek doğru olmaz. Dikkat ederseniz mesela inkarcılar üzerine yapılan çeşitli araştırmalar vardır ve pek çoğunun aslında ifade ettiği gibi bilimsel ya da işte bir takım bilimsel nedenleri değil daha çok felsefi ya da psikolojik bir takım nedenlere dayandığı ortaya konmuştur inkarcıların psikolojisinin. Dolayısıyla hani bu noktada insanın belki iman eden insanların birçoğunun da sadece akıllarını kullanarak ya da araştırma yaparak, inceleme yaparak iman etmediğini de görüyoruz. Yani iman ayrı bir hadise, inkar da ayrı bir hadise. Ama insan anlaması gereken şey şu, yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu gerçek imanı içselleştirebilmek, kavrayabilmek için hem aklımızı devreye sokmamız gerekiyor, idrakimizi devreye sokmamız gerekiyor ve evreni temiz bir zihinle incelememiz, araştırmamız gerekiyor. Yani bunlar bir bütün. Yani birbirinden ayırmamak gerekir bu noktada. Ama onun dışında hani inkar eden insanlar akılsızdır veya çok zeki insanlar var mesela. Allah'ı inkar edebiliyorlar. O yüzden yani, ben zaten akıl kısmına yani katmadım çünkü... Bu noktada hani zeka ile şeyi ayırmak lazım belki birbirinden ama yani inkar etme sebebine bakmak lazım insanın. Yani mesela insan küçükken insan babasını kaybedebiliyor küçük yaşta ve daha sonradan bundan dolayı Allah'ı suçlayabiliyor ve Allah'ı inkar edebiliyor. Yani ileriki yaşlarında belki bu inkarını temellendirmek için işte bilimsel bir takım şeylere dayandığını ifade edebiliyor ama asıl bunun temelinde olan nedene bakmak lazım. İman eden insanların da birçoğu aslında çok düşünerek, sorgulayarak iman etmiyorlar biliyorsunuz. Yani dolayısıyla taklide dayalı daha çok imanın ön plana çıktığını görüyoruz insanların büyük çoğunluğunda. Ama Kur'an-ı Kerim'in gerçek manada imanı temellendirmesine baktığımızda Allah'ı gerektiği gibi şanına yarışır şekilde takdir edebilen, düşünen, sorgulayan, inceleyen, araştıran, imanı özümseyen, içselleştiren bir imanı görüyoruz. Bu karşımıza çıkıyor. Makbul olan budur. Ama pratik şeye baktığımız zaman inkar edenler içerisinde de, iman edenler içerisinde de işte akıllarını kullanmayan veya işte bunu gerçek manada kavrayamamış örneklerle karşılaşabiliriz yani. Şimdi ben Emre Hoca'ya sorarken hissedemiyorlar mı diye sordum. Çünkü ben çok fazla açıkçası aklını kullanmayan ya da araştırmadan ateist olan birini görmedim. Ama hepimiz mesela araştırmadan direkt annemizin, babamızın dini işte İslam ya da Hristiyanlık olduğu için o dini seçeni gördüm. Yani hiçbirimiz araştırmadık, oturduk işte ben Müslümanım ya da daha doğrusu ben ne olayım acaba, hani aklımız işte başımıza geldi. Hristiyan mı olayım, Müslüman mı olayım, bir araştırma yapmadık. Annemiz Müslümandı, babamız Müslümandı, öyle olduk. Ama ateistler böyle değil. Onlar gerçekten araştırıp da yani ateist olurlar. Doğrusu... O vahiy kısmında mı sorun var? O hissetme kısmında mı? İşin doğrusu şu, yani tabii ki ateist niye ateist oluyor şeklinde bir şey sırf akılcı delillerle açıklanabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunun tabii ki psikolojik boyutu var. Psikoloji deyince de bütün insanların hepsinin psikolojisini açıklayan yer çekimi yasası gibi bir psikoloji teorisi de yok açıklayacağımız. Yani her insanın bireysel bir psikolojik ortamı, durumunla da ben alakalı bir yön olduğunu zannediyorum. İşin doğrusu insanların Müslüman olmasında da ve ateist olması, ikisinde de bir psikolojik yön vardır. Benim işin doğrusu tecrübem şu, bunca yılım benim hep ateistlerle konuşarak geçti. Yani Müslümanlarla da. Ateistlerin büyük bir kısmı da ciddi bir araştırma sonucu ateist olmadıklarını gördüm. Yani önemli bir kısmı mesela atıyorum kovadan şuna benzer bir şey anlatıyordu. Camiden birisinin falanca kendini nasıl kovalayıp olduğunu. Veya çocukluğumdan biri ben böyle hissediyordum zaten öyle oldum. Veya belli şeylere kızgınlıkla öyle olduğunu veya ailesinden gelip de ateisttir diye ateist olduğunu. Yani dindarların çoğu için söylenebilecek şey gerçekten önemli bir kısmının ciddi bir araştırma ve tahkik sürecine tabi olmadan Müslümanlığı kabul ettikleri olduğu gibi ben aynı şeyin tamamen ateistler için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Hem sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında ateistler için de aynı şeyin geçerli olduğunu söylüyorum. Fakat bizim burada yapabileceğimiz şey şu. Bir felsefeyle ilgilenen bir kimse olarak ve de fizik felsefesi, biyoloji felsefesi gibi başka birçok alanla da felsefeleriyle de ilgilenen biri olarak karşımızda bir evren var ve kendi bir benliğimiz var. Biz bunlar arasında mantıklı, samimi olarak düşündüğümüzde gerçekten ne anlıyoruz? Allah'ın varlığını anlayabiliyor muyuz, anlayamıyor muyuz? Bizim yapabileceğimiz şey bunu ortaya koymak. Tabii ki buna karşıt bir temiz akılla da bakmak gerekiyor, kastım şu. Yani kendisini ben nasıl yaparım da inkar ederim gözüyle bakmayan bir bakış açısı da gerekiyor. Ben nasıl bunu inkar ederim diye düşünen, nasıl buna bir kulp bulurum diye düşünen, başka hiçbir şeye koymadığı bilgi standartlarını, ki felsefe olarak şöyle diye diyorum ben ona. Yani başka hiçbir şeye koymadığı epistemolojik standartları siz Allah'ın varlığını anlama konusunda koyarsanız, anlamamaya çalışırsanız tabii ki anlamayabilirsiniz. Öyle bir ben bunu nasıl anlamam, nasıl bunu reddederim psikolojisine girerseniz anlamamanız mümkün. Ama bana göre çok düz bir bakışla baktığımızda bu evrenin arkasında tasarımın olduğunu, çok ince matematiksel argümanlarla yüzeysel bir bakışla hangi taraftan giderseniz gidin gösteriyor. Siz buna istediğiniz kadar kendini kapatın. Kendinize en uç şüpheleri ortaya koyun. Fakat bu en uç şüpheleri ortaya koymanızla bir gerçeği yok edemezsiniz. Bir yere girdiğimizde, mesela şu odaya girdik biz. Şurada merhaba Türkan Hanım diye bir yazı var diye görsek, biz hemen bunun arkasında bir bilinç olduğunu anlarız. Çünkü niye? Belli kelimelerin arka arkaya gelmesi, tesadüfen gelmesi, belli amaca yönelik şekilde olması... Burada rastgele bir şekildeki diyelim o taşlarla yazılmış bir şey olsun. Olanak dışıdır. Çok mantıklı, düz bir bakışla biz aslında çok iyi bir bilinçli tasarımı çok iyi fark eden zihnimizde dedektörler var. Hemen onun arkasında görürüz. Evrene de baktığımızda hem yüzeysel bir bakışta, hele bir de sofistike bakışla, o tasarım argümanlarına bakarsak ki yani ben kitaplarımda hem bunu sofistike bakışla da nasıl bunun gözüktüğünü anlatmaya çalıştım. Bu evrenin arkasındaki bilinçli gücün olduğunun delillerini anlarız. Ha, burada kendi ismini gördüğünde işte merhaba diye kendi ismini diyelim ki Ahmet, Ali, Ayşe diye gördüğünde onun arkasında bilinçli şey olduğunu anlamak hiç tereddüt etmeyecek kimse. Evrene geldiğinde tesadüfen oluşması mümkün olmayacak şekilde o yasalardaki hassas ayarları canlara da düzeni gördüğünde bunu ne yaparım da inkar ederim şeyine giriyorsa. O zaman orada demek ki bir psikolojik bir boyut da var. Yani onun da belki aşılması lazım. Ama biz tabii ki insanlara kitaplarla psikolojik boyutla her insanın kendine mahsus onları da değişecek bir şeyler sunmak birazcık bilimsel verilerden daha zor. Ama o da yapılabilir. Aslında Emre Hocam'ın bir kitabı var. Bence güzel, bu psikolojik boyutları kırmak için güzel bir kitap. Kendini kandırmanın yolları diyor. Çok güzel. Yani ben seyrettim. Geçen programınız da harikaydı Emre Hocam'la. Gerçekten bu mantıksal delillerle beraber o psikolojik şeylere de bir bakmamız lazım. Birçok kimse mesela Allah'a karşı isyan etmiş, şey etmiş. Belki bu psikolojik bariyerlerden bir kısmı şu oluyor. En azından bütün ateistler için tabii bunları söylemek mümkün değil. Ama en azından bir kısmında şöyle bir şey oluyor mesela. Hayatı boyunca Allah'a mesela uzun bir kısmını inkarla geçiren bir kimse Allah'a adeta düşman gibi görünce artık kendimin geriye dönüşü yok. Allah varsa ben mahvolurum gibi bilinç altına bir şey düşünce ne yaparım da Allah'a inkar ederim psikolojisine giriyor. Orada mesela kendine benim gördüğüm bir zorlama oluyor. Mesela bizim o zaman İslam'ın tövbe müessesesinin hiçbir zaman geç olmadığını çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Mesela diğer psikolojik mekanizmalardan birisi bana göre tabii çok komik ama sanki ateist olursa böyle daha bir özgürlükçü ruhu olur. Böyle bir daha sofistike olur. Olaylara bir bakışı, daha bir kendi benliğini bulmuş, kültürü inkar etmiş olur. Gibi bazıları böyle havalar pompaladılar. Tam tersi aslında bu evrendeki bilinçli tasarımı diğerleri fark edemiyorsa nasıl yüzeysel bir bakışa sahip olduğunu, böyle yapmakla hiçbir sofistikasyona sahip olamayacağını, sadece kendi kendini kandırmış olacağını mesela anlatmamız. Ateistin bir sofistlikle, yani sofistike bir bakışla veya özgürlükçü bir ruh haliyle alakası olmadığını, bu şekilde pompalanmaya çalışan algıların mesela tamamen yanlış olduğunu da göstermemiz lazım. Belki de bu mantıki verilerle beraber o psikolojik boyutları da tahmin ettiğimiz aktarmamız lazım. Yani ateist olmak aslında çok zor bir şeydir, emin olun. Öyle mi diyorsunuz? Yani bence çok zor bir şeydir, şartları zorlamaktır yani bir manada. Yani zaten 18. yüzyıla gelene kadar neredeyse bir hakaret gibi bir şeydir ateizm. Yani ateist olmasının insanın böyle bir şey yoktur zaten doğrudur. Hani felsefe tarihine baktığımızda da işte Demokritos, Epikür, Lukretius gibi bir takım işte böyle maddenin ezeliğini savunan filozofları görüyoruz. Veya 19. yüzyılda daha çok işte Karl Marx, Engels'te falan böyle materyalist düşünce canlandırılıyor ama yani tarih boyunca öne çıkmış düşünürleri, bilim insanları, simalarına baktığımız zaman bunların pek çoğu mesela işte kendi kültürümüzden diyelim örnek vereyim işte Kindi, İbn Sina, Farabi, Gazali gibi büyük düşünürler ya da Batı düşüncesinde işte Kopernik, Kepler, Galile, Newton gibi böyle büyük bilim simaları. Bunların hepsi evreni anlarken ve anlamlandırırken aslında hem evreni Allah'ın yaratmış olduğu bir laboratuvar olarak değerlendiriyorlar ve evren üzerine yaptıkları bütün incelemeleri Allah'ın sanatını daha iyi anlamak için gerçekleştiren karakterler olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani Caner Hoca'nın o dediği şey çok önemli. Yani günümüzde ne yazık ki son yıllarda bu değişti çok şükür ama ülkemizde böyle sanki inançsız olmak, ateist olmak böyle entelektüel kesimi temsil ediyormuş ya da daha sofistike gözüküyormuş gibi böyle bir izlenim oluştu insanların birçoğunda ve dinle ilgilenen insanlar ve inançlı insanların da alt tabakadan, halktan oldukları ile ilgili böyle bir suni şey oluşturuldu. Onun biraz da şununla da alakası var. Yani İslam ülkelerine baktığımızda aslında genelde çok fazla işte teknolojik açıdan gelişmemiş oluyor. İşte yani eğitim seviyesi ya da işte yaşam standartları çok düşük oluyor. Belki işte hani ya inananların haline bakın işte onlar böyleyse biz inanmayalım işte bilime sarılalım. Ama orada da yanlış bir algı var. Bakın özellikle ülkemizde bilimin sekülerleştirildiğini görüyoruz biz yıllarca. Yani bu işte aydınlanma düşüncesi diye ifade edilen dönemden itibaren 200 yıl boyunca bilim seküler şekilde icra edilmeye çalışıldı. Ve pek çok insan bunu aşamadı ama biz gördük ki yani 19. yüzyıl, 20. yüzyılın özellikle ilk çeyreğinden itibaren materyalist düşünce ve pozitivist düşünce temelinden yıkıldı. Yani evrenin ezeli olduğu fikri, bir başlangıcı olmadı, dolayısıyla bir sonu olmayacağı temeline dayanan bu fikir temelinden sarsıldı ve yıkıldı. Bununla birlikte bilimin detaylarına inildikçe, özellikle işte biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi bir takım alanların detaylarına inildikçe günümüzde gelişen bilimsel verilerle birlikte bunlar içerisinde çok muazzam kompleks bir takım yapılarla karşılaştı insanlar, bilim insanları. Ve daha önceden mesela işte hücreyi insanlar çok basit bir şey olarak algılarken günümüzde hücrenin çok muazzam kompleks bir yapı olduğu, tesadüfen oluşamayacak kadar mükemmellikler ihtiva ettiği ortaya çıkıyor veya DNA'nın içerisindeki oluşumlar, yapılar. Bütün bunlarla birlikte bu paradigmada da bir değişiklik oldu. Aslında hala ne yazık ki Batı'da da bilim dünyasında bu bilimi seküler bir şekilde icra etme anlayışı yaygın olsa da günümüzde pek çok bilim insanı aslında aynı zamanda bir yaratıcının varlığına inanarak bilimsel faaliyetlerini sürdürmeye başladılar. Yani dolayısıyla inanan insanların bilimden veya bilimsel araştırmadan çekineceği bir şey yok. Yeter ki biz bilimi de dinde doğru bir şekilde algılayalım ve doğru bir şekilde icra edelim. Yine bir önemli nokta daha var. Televizyonlarda özellikle işte böyle pozitif bilimlerle ilgilenen fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda uzmanlığı olan insanlar bilimi tekellerine almaya çalışıyorlar. Yani işte biz bilim insanıyız, bilim adamıyız. Dolayısıyla bilimsel meselelerle sadece biz konuşabiliriz şeklinde. Ama bu insanların büyük çoğunluğunun aslında inançsızlıklarını, bir takım ideolojilerini, bilime bunlara kılıf yaptıklarını görüyoruz. Yani bunlar işte bilimsel bir takım şeylerden bahsederken sanki bilim Allah'ın varlığını ispat etmiş gibi ya da Allah yokmuş gibi anlatımlarda bulunuyorlar. Halbuki hiçbir bilimsel veriden hareketle Allah'ın var olmadığını ispatlamak da mümkün değildir. Dolayısıyla burada da bir dil oyunu yapıyor insanların büyük çoğunluğu ve halkın da bu noktada aslında anlaması gereken önemli nokta var. Bilim insanlarının yaptıkları her açıklama bilimsel değildir. Yani bu da çok önemli bir noktadır. Şimdi bazen mesela işte biliyorsunuz işte jeolojiyle ilgilenen insanlar var veya ne diyelim işte biyolojiyle ilgilenen bir takım bilim insanları var ülkemizde. Ve bu insanlar işte önlerindeki profesör veya işte çeşitli bilimsel kürsülerde işte böyle itibar sahipleri oldukları için her konuda konuşabileceklerini zannediyorlar ve her konuda ahkam kesebiliyorlar. Mesela bu özellikle dini konuda da olabiliyor. Yani adam orada bilimsel bir konuyla ilgili soru sorulduğu zaman ne yapıp edip lafı sürekli dini bir konuya getirmeye çalışıyor ve bu dinler insan ürünüdür. İşte yaratıcı yoktur zaten, Allah yoktur, her şey tesadüfen oluşmuştur. Ve halk bunu dinlerken sanki bu insanların yaptığı bu açıklamalar da bilimselmiş gibi bir yanılgıya kapılabiliyorlar. Yani bu noktada uyanık olmak gerekir. Yani bu insanlar bilimi dürüst bir şekilde yapmıyorlar. Evet. Yani bu insanlar bilimi inançsızlıklarını veya ideolojilerini ifade etmek üzere televizyonlara çıkıp bir takım açıklamalar yapıyorlar ve işte Latince bir takım kelimeler araya sıkıştırarak, işte halkın birçoğunun bilmediği bir takım terminolojik kelimeler kullanarak çok böyle alim, çok böyle ulema gibi bir hava estirmeye çalıştılar. Ama inanın yani baktığınızda içi bomboş bir anlatım, temelsiz, dayanaksız bir anlatımla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama sorsanız bu insanlara bilimin en öncelikli hareket noktası nedir deseniz, biz derslerde öğrencilerimize öğretiyoruz, objektif olması bilimin. Ama bu insanlara bu noktada objektif olmadığını görüyoruz. Bu insanlar bu noktada kendi inançlarını, kendi ideolojilerini bilim üzerinden insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Mutlaka Caner Hocam da bu konuda bir şeyler söyleyecekti. Yani bu konuda insanların biraz uyanık olması gerekir. Yani işin doğrusu bir yerde meydan okunmasından hoşlanırım. Yani televizyonda falan başka yerlerde buna benzer fikirler beyan edenler varsa iyi, konuyu gündeme getiriyorlar. En kötü şeylerden biri dinin gündemde olmaması. Yani onu da bir meydan okuma olarak algılarım. Yani meydan okuma için de her zaman Allah'ın izniyle hazırız. Yani eğer ki burada bir iddiası olan varsa. Yani enteresan bir şey. Yani bazı bizim arkadaşlara takılıyorum. Yani diyorum bazı ateistlerin Allah'tan olan nefreti Müslümanların Allah'a olan sevgisinden büyük. Uğraşıyor o da. Yani sonuçta fikir hürriyeti var. Olması da lazım. Yani Müslümanlar kendi fikirlerini beyan ettiği gibi onlar da kendi fikirlerini beyan edecek. Beyan etsinler. Biz kendi fikrimize güveniyoruz. Cevabı da burada hazır. Beyan ettikleri zaman da cevabını bulurlar. Yani onlar devam etsinler. Biz de devam edeceğiz. Herkes de objektif, samimi bir şekilde. Yani bana göre dünyadaki tek ciddi konu bu. Yani dünyada bundan daha ciddi bir konuyla karşı karşıya olmadığımızın farkında olarak buna yaklaşmamız lazım. Yani hepimiz bir süre sonra öleceğiz. Çok kısa bir hayatımız var. Önemli bir kısmı uykuda geçiyor, yani yolda geçiyor, şeyde geçiyor. Bir bakıyoruz göz açıp kapayana kadar herkes zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve zamanın tek sermayemiz olduğunu düşünüyor. Gittikçe ölüme doğru gidiyoruz. Bir yandan bir damla sudan buraya kadar geldik. Her birimiz her an ölüme gidiyor. Toprak olacağız. Dünyada işte belli hırslarla paranın peşinde koşuyoruz, karizmanın peşinde koşuyoruz. Ufak bir sürü, yani bana göre ufak hedeflerin peşinde hayatımızı sarf ediyoruz. Bir anda toprak olup gidiyoruz. İşte o dünyada hırs yaptığımız mallar, mülkler, evler de burada kalıyor. Bedenimiz diye çok sevdiğimiz şey de burada kalıyor. Sevdiklerimiz var dünyada. Dünyayı güzel kılan şeylerden bir insanın sevdikleri, o da geride kalıyor. Bütün bunların tek devam etmesinin ihtimali, Allah varsa bunların devam etme ihtimali var. Çünkü hiç kimsenin gücü kendi varlığını devam ettirmeye yetmiyor. Bu evrenin sonunun geleceği, yani insan diyelim yaşamını çok uzatacak teknolojik bir şey yapsanız da evrenin sonunun geleceği belli. Yani ondan sonrasını yapmanız mümkün değil. Hı hı. Ancak bunun arkasında bilinçli bir yaratıcısı varsa bunun devam etmesi mümkün. Ha biz ancak Allah varsa kurtuluruz deyip de Allah vardır demiyoruz. Evreni gözlememizden bunun gerçekten mantıklı delilleri olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu konuya umursamaz davrananlar için bunu söylüyorum. Yani bu dünyadan sonraki hayatımızın devamı ki bu sayesinde olabilir. Ve Allah'tan bize geldiği söylenen mesajlarda bu ancak bundan sonraki hayatın şekillenmesinin ancak bizim bu dünyada yaptıklarımıza bağlı olduğu ve bu dünyada ona göre yapıp ettiklerimizi düzenlememiz geçiyor. Bu bana göre olabilecek en büyük haber, en ciddi haber ve dünyanın da işte buna önemli bir kısmı inanıyor. Yani bu mesajın ciddiye almak dışında bana göre hiç kimsenin bir alternatifi yok. Reddedecekse de ciddiye alıp reddetmesi lazım. Eğer ki inanıyorsa da o zaman hakkıyla inanan olması lazım. Bu yani benim üniversitedeki işte kariyerim ne olacak? Benim iş yerindeki para kazancım ne olacak? Benim eşim kim olacak? Evimin mobilyası ne olacak sorusu gibi sıradan bir soru değil. Yani evin mobilyası çok kötü olsa da, hiç evlenmeden dursan da, insanın kariyeri hiç kötü de olsa yani bir türlü dünyada idare eder. Ama öldükten sonra ciddi bir şeyle karşı karşıyayız hepimiz. Yani bütün sevdiklerimiz yok mu olacak? Bir daha sonsuza dek hepimiz bir yokluğa mı mahkumuz? Acaba bir ümit var mı? Allah varsa ümit vardır. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle sizi ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur diyor. Veyahut da bu dünyada kötülükleri yapanlar bizi geçeceklerini mi zannettiler diyor. Yani Allah'ın varlığını anladıktan sonra bence ahiretin var olduğunu anlamak için küçük bir adım atmak lazım. Ha, bundan daha ciddi bir şey olmadığı bilinciyle bence hem Allah'a, dine inananlar hem inanmayanlar. Yani inananlar da yani çünkü biz de görüyoruz ki birçok inanan da mevzunun ciddiyetinin farkında olmayan bir tarz inanç var. Yani Allah'a inanıyorum diyor ama İş kariyeri onun için daha önemli. Dünyadaki eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, bu dünyadaki havası Allah'tan daha önemli. Bu dünyadaki çıkarlarını Allah'ın üstüne koyuyor hareketlerde. Yani mantıken düşündüğümüz zaman Allah var, bütün evreni yaratan var, benim bedenimin sahibi, her an her şeyi görüyor, ahireti yaratacak. Ben Allah'ın istemediği bir şey yapacağım bunun üzerine. Böyle bir şey mantıken mümkün değil. Yani gerçek anlamda bunun hakkını vermemiz, bu inancın hakkını vermemiz, tamamen Allah'ın istediği şekilde Allah'a yönelmekle mümkün. Ve bu işe ciddi bakmamızla mümkün. Yani geri kalan dünya hayatımızı götürürken Allah ve din konusunu kenardan götürülecek bir konu değil. Hayatımızın merkezine oturtup geri kalan her şeyi ona göre düzenleyeceğimiz bir konu olarak görmemiz lazım inanıyorsak. Ha, inanmayan bir insansa böyle çok ciddi bir şey var. Onu inceleyip de ya bu gerçek, bu iddia doğru mu değil mi yani? Bakıp yine hayatına ona göre şekil vermesi lazım. Yani burada önemli nokta şu, yani bilimle, felsefeyle ilgilenmek inançsız olmaya gerektirmiyor. Tam tersi, gerçek bilimle, gerçek felsefede insanın inancını kuvvetlendiren unsurlar. Bunu anlamak gerekir. Ama işte özellikle ülkemizde dedim ya, yani ondan vurgulamak istedim bunu. Yani bilimden çok bilimcilik yapılıyor. Yani çünkü naturalizm dediğimiz doğalcılıkla bilim özdeşleştiriliyor. Yani bilim aslında naturalizme indirgeniyor ülkemizde. Yani doğayı, doğanın sınırları içerisinde açıklama anlayışı. Aslında bilime baktığımızda bilimin amacının hakikati bulmak olması gerekir. Yani gerçeğe götüren bir yoldur aslında bilim bizim için. Ama biz bilime bu doğalcılık gömleğini giydirdiğimiz zaman bilime ciddi manada bir sınırlama getirmiş oluyoruz. Ve doğa dışında bir gerçeklik yoktur ideolojisini bilime dayatmış oluyoruz. Ve doğa üstü bir şeyle, bir unsurla karşılaştığı zaman bir bilim adamı kendisini bunu kapatmaya şartlıyor. Yani öyle ki yani pek çok bilim insanı inançsız olmalı gibi bir algı oluşuyor. Halbuki tam tersi. Yani işte biyolojiyle ilgilenen bir insan canlıların işte yapısını inceleyip de oradaki mükemmellikleri görüp bunun sanatçısını daha fazla takdir etmesi gerekir. Fizikle, astrofizikle ilgilenen insanlar evrendeki bu fiziksel oluşumları incelediği zaman, gözlemlediği zaman ve bunları anlayabildiği, bunları matematiksel bir takım formüllere dökebildiği zaman aslında bunların sanatçısını daha fazla takdir etmesi gerekir. Dolayısıyla bilim insanın imanını artırır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan gereği gibi ancak ilim sahipleri korkar diye ifade edilir. Yani bu ideolojilerden, bu saplantılardan kurtulursak eğer biz gerçek bilimin, gerçek hakikatin, yani hakikatin peşinde olursak bence bu tip böyle gereksiz tartışmaların bile ortada kalmayacağını ben düşünüyorum. Peki. Biraz hızlı ilerleyelim isterseniz. Hocam şuradan devam edelim. Şimdi akılla Allah'a ulaşabiliyoruz. Hı hı. Peki dinin aklı zorlayan hükümleri var mı? Akla aşan hükümleri var mı sizce? Şimdi şöyle diyelim. Arada bir ayrım yapmamız lazım. Bana göre bu ayrım çok önemli bir ayrım. Dinin içinde aklı aşan unsurlar vardır, akla çelişen unsurlar yoktur. Ben ayrımı böyle yapıyorum. Hmm. Bunu şöyle kendimiz açısından nitelendirebiliriz. Mesela diyelim karşımızda bir uçak var, uçuyor. Şimdi uçağın motorunun nasıl uçtuğunu, uçma mekanizmasını bilmeyen birçok kimse için ki bu insanların çoğunluğunu oluşturur. Uçağın nasıl uçtuğu aklı aşan bir şeydir. Kendi bilgileri çerçevesinde akıllarını aşan bir şeydir. Fakat diğer taraftan 3 eşittir 5 derseniz bu nedir? Akılla çelişen bir şeydir. Akla aşan bir şey değildir. Yani ben uçağın nasıl motorun olduğunu bilemiyorum. Yani aklım almıyor yani motoru. Çünkü motor nedir bilmiyorum. Uçma nedir? Yani bu kadar ağır bir şey nasıl uçabilir kavrayamıyorum diyen bir insanın onu inkar etmesi için bir sebep yok. Aklını aşan bir şey. Fakat 3 eşittir 5 şeklinde bir şey diyorsanız birisinin alternatifinin size daha iyi olduğunu anlatması imkanı olan bir şeydir. 3'ün 3-5'e eşit olmadığını göstererek size 3 eşittir 5 ifadenizi gösterebilir. O zaman o akılla çelişen ifadenizin yanlışlığını gösterebilir. Şimdi dinde bana göre bu tarz şeyler yok. Dinde yani dinin ileri sürdüğü savlardan aksinin daha mantıklı olduğu gösterilebilecek bence dinin için hiçbir iddia yok. Mesela Allah'ın varlığı evrenin tasarımlandığını gösterir. Birisi tasarımlanmadığını gösteremez. Veyahut da bir şey söylüyor Allah. Herhangi bir şey. Bunun aksinin olması gerektiğinin daha iyi olduğunu kimse söyleyemez. Hı hı. Fakat diyelim Allah bazı şeyler söylüyor. Ha bu niye böyle? Acaba bunun mekanizması ne? Bu nasıl olacak diye aklımızın tam kavrayamadığı şeyler olabilir. Ona mesela bu ayrı... bunlardan birisi de şeytan Allah'ın kontrolünden nasıl çıktı mesela? Evet, yani çok basit cevabı bize göre. Çünkü kendimiz bunu görüyoruz. Yani kendi kontrolden nasıl çıktığını gören her insan kendimizin nasıl kontrolden çıktığını görmüyor muyuz? Etrafımızda birçok insan var. Allah'a kale almıyor. Bana ne Allah var mı yok mu diyor. Birçok insan Allah'ın yok olduğunu iddia etmeye çalışıyor özgür iradesini kullanarak. Hı hı. Demek ki şeytanın da bir özgür iradesi vardı ki tercihini o yönde kullandı. Yani kendi varlığında bunu tanıklık eden insanların şeytanda bu olduğunda şaşıracakları bir şey yok bence. Yani ateizmden bahsettik mesela. Mesela ateist olan insanlar var. Allah'ı inkar ediyorlar. Hı hı. Ama mesela şeytan ateist değil. Şeytan Rabbinin Allah olduğunu biliyor. Evet. Yani sapmış olması Allah'ı inkar etmesini gerektirmiyor. Yani dolayısıyla hı hı. Yani şeytan nasıl saplı derken evet. Günümüzdeki işte bu ateist olan veya pek çok sapkınlık yapan insanların evet. Nasıl saptığından bunu tabii çok kolay anlayabiliriz. Sapma da birkaç şekilde olabilir. Emre Hocam'ın dediği gibi yani bir şeytanın yaptığı gibi kibir göstererek Allah'ın emrini yerine getirmeme sapması. İşte bir diğer sapma Allah'a inanmama sapması olabilir. Ve hatta günümüzde şeyi de görüyoruz. Bazı Allah'a inanıyorum deyip de Allah'a isyan ettiğini söyleyen insanlar var. Allah bana bunu niye yaptı falan deyip isyan edip. Yani şeytana benzer şeyi de var ama sonuçta dünyada biz insanların iradelerini kullanarak Allah'a isyan ettiklerini veya inanmamayı tercih ettiklerini gören bir insan şeytanın da kendi iradesiyle böyle bir şey gerçekleştirmesine şaşmaması lazım. Biz de tabii ki mesela şeytanın varlığıyla ilgili detaylar da bizim aklımızla detaylarını bilemediğimiz bir şey. Biz dünyadaki canlı türlerinin çoğunu bile emin olun son bu 200 yılda anladık. Yani şeye gitseniz mesela 18. yüzyıla gidin Linnaeus'un canlılar sınıflaması var. Canlılar türlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. Şu anda milyonlarla ifade ediliyor. Dikkat edin. 200 yıllık aradaki farkta. böyle bir şeye geldik. Bu bizim elimizle dokunabildiğimiz dünyadaki var olan türlerle ilgili onları keşfetmemiz. Ve onları keşfettiğimizde bile şu anda onların detayını vakıf değiliz. Bazen mesela okyanusların altında öyle enteresan mesela balıklar falan filan keşfediliyor ki bir bakıyorsunuz geri kalan hiçbir canlıda olmayan bir üreme mekanizması çıkıyor karşısına. Yeni yürüyen bir balık bulundu. Denizin altında yürüyen. Çok enteresan tabii. Yani canlılar dünyası olağanüstü bir çeşitliliğe sahip, olağanüstü çözümler var. Bir bakıyorsun işte radar tipi bir şeyle haberleşme görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz erkeğini mesela geçen gün seyrettiğimde kendi vücudunun içinde taşıyıp da o şekilde erkeğiyle çiftleşen bir balık türü denizde görüyorsunuz. Yani canlılar dünyasında çok ayrı çözümler var ama dikkat edin bunları biz daha elimizde dokunma mesafesinde olan dünyamızdaki yerlerdeki canlı türlerini yeni yeni anlıyoruz. Şeytan ve cin gibi varlıklar bizim gözlerimizde görüp de algılayamadığımız varlıklar olduğu için bunların varlıklarıyla ilgili detaylarıyla ilgili tabii ki bilmediklerimiz var. Ama şunu pekala biliyoruz. Özgür iradesi olan bir varlık olarak biz insanların Allah'a inanmayı reddettiğini veya Allah'a inanmasına rağmen de isyan edebildiğini gören bir varlık olarak şeytan diye ayrıca bir varlık türü olmasının ve onun da Allah'a isyanı tercih ettiğini söylendiğini buna şaşıracak hiçbir şeyimizin olmaması lazım. Ya bununla birlikte insanları büyük çoğunluğu dikkat ederseniz yani Allah var demesine rağmen Allah yokmuş gibi bir hayat sürüyorlar. Yani bir gaflet içerisindeler. Dolayısıyla hani insanların pek çoğu aslında hakikaten sapmış vaziyette. Yani bunu da görmek lazım. Bir de canlılarla ilgili söyleyince yani o kadar çok gerçekten tür var ki bunların hepsi aslında Allah'ın yüce sanatının birer nişanesi adeta ve Allah için yaratmanın ne kadar kolay olduğunu apaçık bir şekilde gözler önüne seriyor. Yaratmak bu kadar kolayken öldükten sonra da tekrardan bizi diriltecek olanın Allah olduğuna bizi tanıklık ettiriyor aslında. Dolayısıyla bu açıdan bakmak lazım yani hani bütün o yaratılmışlara, türlere. Allah'ın sanatının birer göstergesi. Mesela duyu organlarıyla algılayamadığımız başka canlıların olduğunda da böyle şaşılacak bir şey yok. Ve mesela duyu organlarıyla doğrudan algılamayıp dolayı yani kendi yaptığımız araçlarla algıladığımız yeni şeyler var. Yani mikroskop mesela son birkaç yüzyılda icat edip geliştirilmiş bir şey. Mesela biz şu anda bilimsel olarak biliyoruz ki bizim vücudumuzdaki hücre sayımızdan çok bakteri var vücudumuzda. Dikkat edin. Hücre sayımızdan çok bakteri var. Yani böyle milyarlarla ifade edilecek şekilde bir vücudumuzda bakteri var. Ve biz bunların varlığını da daha yeni keşfediyoruz. Yani bizim doğrudan duyu organlarıyla algılayamadığımız bu şekilde varlıklar bizim vücudumuzda varken bundan habersiz olan bir canlının kendi duyu organlarıyla algılayamadığı melekler, cinler gibi varlıklara şaşırmamaları lazım. Bazen bununla ilgili böyle sanki çok şaşılacak bir şeymiş gibi ifadeler duyuyorum. Ben de ona şaşırıyorum. Ona şaşırmalarına şaşırıyorum. Hocam size de şunu soracağım da sonra o evrenin yaratılışına Big Bang'e geçelim artık. Saatimiz bayağı ilerledi. Evreni daha yaratıp buraya getireceğiz az vakitte. İyi bakalım. Haydi. 20 dakika kalmış şu anda Barış söylüyor. Şu mesela en çok takılan konulardan birisi de işte imtihan dünyası diyoruz. Peki bu imtihan neden bu kadar zor? Neden dünyada sadece savaş, gözyaşı, acı var? İşte daha iyi koşullarda bir dünya yaratamaz mıydı Allah böyle? Daha güzel koşullarda, daha farklı bir imtihan olamaz mıydı bu? Neden hep zor şeyler var? Sorular niye bu kadar zor? Aslında şöyle, yani imtihanın zorluğunu da neye göre kıyaslayabiliyorsunuz? Yani neyi esas alarak imtihanı zor veya kolay olarak tanımlayabiliyorsunuz? O da ayrı bir tartışma. Şimdi Allah'ın bize peşinden vermiş olduklarının yanında bizden beklediklerini değerlendirdiğimiz zaman aslında hani daha önce programda da bir ifade kullanmışım. Yani eğer bir okyanusu esas alacak olursak yani Allah'ın verdiği okyanus ise eğer bizden beklediği bir okyanustaki su damlası. Şimdi insanlar Allah'ın o çok sınırlı olarak insanlardan beklediği şeylerin birçoğunu dahi yerine getirmiyorlar dünyada. Yani yeryüzündeki fesat, kargaşa, kötülüğün sebebi Allah değil ki. Yani Allah eğer yeryüzünde kargaşa fesat oluşturmak isteseydi insanların yaptığı bu kadar nankörlüğü karşılığında bir anda yeryüzünü yok ederdi. Yani Allah iyilik murad ediyor. İyilik murad ettiği için zaten dinler ve peygamberler gönderiyor. Allah kutsal kitapları niye gönderiyor? İnsanlar dosdoğru yolda olsunlar diye. Sırat-ı müstakim dediğimiz dosdoğru yol üzerinde olsunlar ve sapmasınlar diye. Ama insanlar nefsine yeniliyorlar. Şeytanın tuzaklarına kolay bir şekilde düşüyorlar. Ve dolayısıyla dünyada fesat ve kargaşa çıkıyor. Yani bu da aslında çok basit mantıkla insanın kavrayabileceği bir şey. Şimdi Allah diyor ki siz bir imtihan dünyasındasınız. Şu kuralları, kaideleri doğru bir şekilde uygularsanız bu imtihanı geçersiniz. Biz dünyadayken pek çok imtihanı kavrayabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani işte dediğim gibi ilkokula başladığımız günden itibaren üniversiteden mezun oluncaya kadar sürekli olarak sınavlara giriyoruz. Ve bu sınavlardan başarılı olmamız için o sınavın konusuyla ilgili dersimizde çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunu kavrayabiliyoruz. Ve ondan sonra da işte yine iyi bir işe girmek için mülakatlar, sınavlar vesaire, hayatımız hep sınavlarla geçiyor. Ve dünyalık bütün sınavlarımızı en iyi şekilde başarıyla tamamlamak üzere hazırlık yapıyoruz. Ama bizim için sonsuz yaşamımızı belirleyecek gerçek sınavımızla ilgili hiçbir duyarlılığımız yok. Buna karşı hiçbir hazırlığımız yok. Ondan sonra diyoruz ki Allah bizi niye bu kadar zor imtihan ediyor? Yani biz ne verdik, ne yaptık ki Allah'ın bizi imtihanını zorluk olarak algılıyor. Sonra zorluk dediğimiz şey bizim sadece bu sınırlı 50-60 yıllık dünya hayatıyla sınırlı bir şey. Yani çok zor imtihanlar var gerçekten. Evet, bir insanın evladını yitirmesi, eşini veya ne diyeyim çok sevdiği annesini, babasını diyelim işte vefat etmesi gerçekten bir insan için zor bir imtihan olarak kabul edilebilir. Ama iman eden bir insan için biliyorsunuz ki zaten dünya hayatındaki tüm varlıklar, canlılar önemli varlıklar. Ama önemli olan iman etmişseniz eğer Allah'ın sizi ahirette sonsuz bir yaşamda buluşturacak olması. Bu insan için çok büyük bir motivasyon kaynağı aslında. Dolayısıyla bu noktada bu imtihana sabır gösterebiliyorsunuz. Yani Allah sabır göstermenizi bekliyor. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde ifade edilir. Yani sizden öncekilerin başınıza gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz denir. Yani Allah çeşitli zorluklarla, belalarla, mallardan, işte evlatlardan, imkanlardan, kısıtlamayla insanları imtihan edecek gerçekten. Ama Allah şunu da söylüyor. O imtihanı başarılı bir şekilde sabırla, olgunlukla karşılayıp erdemli bir hayat sürdüren insanlara cenneti müjdeliyor. En başta kendi rızasını, sonra da cenneti müjdeliyor Allah. Yani dolayısıyla bu imtihanı dediğim gibi biz neye göre zor olarak algılıyoruz? Eğer Allah'ın bize vaat ettiklerine göre algılayacaksak çok basit bir imtihandan geçiyoruz. Çünkü Allah'ın bize vaat ettikleri şeyler gerçekten muazzam şeyler. Size düşünmek gerek. Biraz da tabii buna, yani çok az bir şey söyleyeyim, vaktimiz az ama özgür iradenin bedeli bu. Özgür irade iyinin yanında kötüyü de seçme imkanı var dünyada insanlar. Allah insanlara Kur'an'da birçok ayette haydi topluca barışa gelin diye çağırıyor. Savaş açılmadıkça Müslümanlara karşı tarafa karşı savaşmayı yasaklıyor. Ona karşı insanlar savaşıyorlarsa, ediyorlarsa bu insanların özgür iradeleriyle seçtikleri suç. Ve bunun bedellerini de özgür iradeleriyle bu dünyada önlüyorlar. Ama Emre Hocam zaten çok iyi anlattı. Yani Allah'ın istediklerine ve verdiklerine karşılık istedikleri çok az. Çok basit bir şekilde düşünsek Allah'ın sırf görme veya işitme nimetinden biri için, mesela sırf işitme için dinde yapmasını bizden istediklerin hepsinin 2-3 katını yapmaya hazır olurduk. Namaz vakitlerini 2-3 katıyla çarpmaya, orucu birkaç katıyla çarpmaya, verdiğimiz zekatın, sadakanın birkaç katıyla çarpmaya, ayrıca birkaç katı gitmeye, sırf Allah'ın bir tane işitme nimeti için mesela çok rahatlıkla katlanırdık. Yani demek ki Allah'ın bizden istedikleri dünyada çok kolay ama yani kibir eden, inat eden ve dünyada Allah'ın istediği gibi kul olmak yerine başka insanlarla yarışıp bu dünyada insanların önüne geçmeyi, Allah'ın koyduğu hedeflerin yerine ikame etmeye çalışan biri için bunlar zor gelmesi normaldir. Hocam size de şunu sorayım, bence Big Bang'i bir sonraki programa bırakalım. Çünkü benim birkaç tane onu daha patlatıp da getirmek zor yani, patlatmayı evet, kesinlikle yapacağız. Çok uzun bir konu. Biraz tasarımdan aslında bahsedebilirdik belki. Siz şey dediniz yani en başında işte Allah evet, bizi mesela hiç sorgu suale tutmadan ya da herhangi bir şeyin karşılığı olmadan da cezalandırabilirdi belki değil mi? Cehenneme atabilirdi. Hayır, bunu mesela bildirmeden bize yani. Evet, bildirmeden de Allah merhametli olmasaydı ama Allah merhametli olduğu içindir ki öyle bir şey olmaz. O yüzden o zaman dünyaya getirilişimizin nedeni şu olabilir mi mesela? Şimdi Allah herkesin cennete cehenneme gidip gitmeyeceğini biliyor. Yani kimin nereye gideceğini çok çok iyi bir şekilde biliyor. Mesela beni doğrudan cehenneme atsaydı ben işte beni niye cehenneme atıyorsun diye sorardım değil mi? O da işte ben senin cehenneme gideceğini biliyordum zaten, o yüzden yaratma gereği duymadım, direkt attım cehenneme. Ben burada itiraz edeceğimi bildiği için o itiraza kapı aralamamak için mi yarattı acaba? Bakın burada bir şey işte pardon söyleyeyim ne istiyorsan yani buradaki şey yani çok yanlış anlaşılmalara götürebilir yani. İnsanların yapacaklarından dolayı insanların cehenneme gideceklerini anlıyoruz Kur'an'da. Ama en son tahlilde biliyordu yine. Sonuçta tabii ama dikkat edin, bilme yapmayı belirleyen bir şey değil. İnsan yapacağı içindir ki Allah olayları biliyor. Yani bu ikisini cidden birbirinden ayırmak lazım. Yoksa Allah insanları cebretmiyor. Yani zorlamıyor. Yani Kur'an'da birçok ayette insanların elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına o belalar geldikleri yaptıkları oluyor. Yani insan hiçbir şey yapmasa cehennemlik olmaya veya cennetlik olmaya hak kazanmazdı. Yani bunu ayırt etmek lazım. Yani Allah bilip de zorlaması şeklinde bir şey Kur'an'da geçmiyor. Bu çok yanlış bir kader anlayışının anlatılması. Tamamen insanın kendi yaptıklarından dolayıdır ki ona oluyor. Yani öbür türlü Allah'ın adaletine de aykırı olurdu. Ya aslında Allah din göndermesi de işte Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Yani insanların ahirette Allah'a karşı bir bahaneleri olmaması içindir. Hı hı. Çünkü Allah vahiy göndererek insanlara doğrunun ne olduğunu ifade ediyor. Yani biz niye sürekli olarak her programda işte Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine koyalım, işte rehber edinelim, Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşayalım diyoruz. Çünkü kılavuzumuz o, Kur'an-ı Kerim. Yani esas almamız gereken o. Allah'ın bizden beklediği de bu. Dolayısıyla Allah'ın bilgisini kendi bilgimizle aynı şekilde değerlendirmememiz gerekir. Yani Allah'ın bir şeyi biliyor olması bizim Allah bildiği için onu yapıyor olduğumuzun göstergesi değildir. İnsan kendi özgür iradesiyle yapar eylemlerini ve o eylemlerin sonucuna da katlanır insan. Yani cennet ve cehennemin yaratılması da bu imtihanın bir neticesidir. Gayet tabidir bu. Çünkü gerçek manada adaletin tecelli edeceği gün o din günüdür, mahşer günüdür. Hakkın ve gerçeğin ortaya çıkacağı gün. Bu gayet tabii anlaşılabilir bir şey kendi içerisinde. Allah dilese bu konuda bizi uyarmayabilirdi dediğim gibi. Cennetten de cehennemden de hiç bahsetmezdi. Ki Kur'an-ı Kerim ayetleri diyor ki sizi yaratıp başıboş bırakacağımızı mı zannettiniz diye ifade ediyor. İnsan başıboş değildir. Sahibi vardır. O sahibinin kuralları vardır. O kurallara göre bir hayat yaşaması gerektiğini kavraması gerekir. Allah bizi hiç bilgilendirmeyebilirdi ve dediğiniz gibi biz kendi irademize göre, zevklerimize göre bir hayat yaşayabilirdik ve hesaba çekilebilirdik daha sonradan. Ve Allah istediği gibi işte istediğini cennete, istediğini cehenneme koyabilirdi. Ama böyle yapmıyor Allah, merhamet sahibi olduğu için. Kullarına uyarılar gönderiyor. Nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiğiyle ilgili onlara yol gösteriyor. Dolayısıyla sonuçta da kişi eğer bir müjdeyle karşılık görüyorsa, bir cennetle karşılık görüyorsa, güzellikle karşılık görüyorsa da kendi yaptıkları sebebiyle görüyor. Bir ceza ile, bir cehennemle de karşılık görüyorsa yine kendi yaptıkları sebebiyle. Gayet adil bir sistem aslında. Bu Allah'ın önceden bilmesi meselesi de ben tabii o Big Bang ile ilgili konuyla da bir alakası var. Oraya girdiğinizde belki onu ileride gireriz ama en azından bu konuyla alakalı kısmını şurada anlatayım. Zaman konusunu. Şimdi Allah'ı zamanın yaratıcısı, bu evrenin zamanının yaratıcısı olarak düşünürsek, daha doğrusu zamanın yaratıcısı olduğunu hatta anlarsak, bence kaderle ilgili birçok konuda %100 aydınlığa kavuşmasa da önemli ölçüde önümüze ufuk açılır. Birçok kimse Allah'ın ezeliliğini, zamanda Allah'tan ki sanki bu evrenin Allah zamanına tabi, sonsuza dek Allah geriye gidiyor. Sonsuz geriden Allah buraları bilmesi gibi bir olay varmış gibi düşündüğü içindir ki, kafaları bu Allah'ın bilgisi ve insanın yapması konusunda karışıyor gibi gözüküyor. Oysa Allah'ı bu evrenin zamanı yaratıcısı düşününce adeta Allah bu evrenin üstünde zamanında ve o üstünde bir şekilde zamanı yaratıyor ve zamanın yaratıcısı olarak da geleceğin de bilgisine hakim şeklinde düşünürse birçok insan bence bu kaderle ilgili konudaki yanlış anlaşılmaların kısmen düzeltebilirler. Ve zaten bize bu modern bilimin de bize sunduğu tabloda bu evrenin zamanının da yaratılmış olduğunu, bu evrenin uzayla beraber zamanın da ortaya çıktığını aynı anda gösteriyor. Yani zaman her şeyin içinde yol aldığı bir fon, hiçbir şeye tabi olmayan bir fon değil. Bilakis uzay ve madde ile beraber ortaya çıkan bir varlık tipi zaman. Ve Allah da tabii ki bu tabi olan varlık tipine evrendeki, bu evrenin zamanına tabi değil. Bu evrenin zamanının yaratıcısı. O yüzdendir ki Allah'ın bilmesi demek daha ezelde geriye doğru adeta Allah'ın buraları bilmesi gibi bir bilme değil. Adeta zamanın üstündeymiş de buraları bakıp da görmesi gibi bir bilme. Tabii bu da mecazi bir anlatım. Çünkü biz zamanın yaratılmasını anlamamızda da ciddi bir zorluk var bizim için. Aslında şöyle yani Allah'ın varlığının delillerine pek giremedik. Tabii onu inşallah dediğiniz gibi başka bir programda yaparız ama şunu belki kısa süre içerisinde ifade etmemiz doğru olur. Allah'ın varlığına inanmak insanın hayatını neyi değiştirir? Aslında belki bunu biraz onu sonra doğru açarız da aslında şimdi bu sorduğum sorular da alakasız gibi görünebilir ama hani akılla Allah'a ulaşmayı konuşuyoruz da işte bunlar da insanın aslında aklına takılan şeyler. Ve yine o takılanlardan bir tanesi de işte Allah Kur'an-ı Kerim'de istediğini doğru yola iletir, istediğini de işte yoldan saptırır diyor. İşte kimileri var ki hatta onlar için de onların gözü de kalbi de mühürlenmiştir diyor. Şimdi yaptıran Allah yani düşünce açısını söylüyorum. Yaptıran Allah, cezayı çeken benim. Bu özgür irade nerede o zaman? Bakın burada tabii demin anlattığımla da ilgili. Burada şimdi bir iki tane şey var burada düzeltilmesi gerekken. Türkçe şöyle bir cümle düşün. Dileyen doğruya iletilme dilemeye bağlıdır. Bir Türkçe cümle düşünün. Şimdi böyle bir cümle kursak, Allah ve kul ilişkisinde geçen bir cümle olarak, siz ne anlarsınız buradan? Aslında biz dilediğimiz için de doğru iletildiğimizi anlayabileceğiniz gibi, Allah dilemiş de olmuşu da anlayabilirsiniz bu cümleler. Türkçesi ikisini de anlamaya müsaittir değil mi? Doğru iletilme dilemeye bağlıdır mesela desin. Şimdi Arapçası da bu cümlelerin aslında tam buna benzer bir şekilde. Yani bunun Arapçası hani kul dilediği de için Allah onu iletmiştir şeklinde anlamaya da müsait. Fakat bundan tabii daha da önemli bence temel bir şeyi söylemek lazım. Çünkü başka birçok ayette insanlardan yaptıklarından dolayı da iletilecekleri, doğruya iletecekleri, insanlara kazandıklarından başka bir şey olmadığını da birçok Kur'an ayeti söylüyor. Bu ayetlerin hepsini onunla beraber düşünmek lazım. Bir de şöyle bir şey düşünün. Süreç içerisinde ortaya çıkan sistemin hepsi Allah'ın yaratmasının bir unsuru olduğu için insanlar ne bileyim kibir yapınca, inat yapınca, görmezlikten gelince, yani kendileri bir yerde onu dileyince veya o yolda ilerleyince, Allah'ın da koyduğu sistem insanın bir yerde sapıtması gibi olunca, o da bir yerde Allah'ın dilemesi olarak ifade edilmiş olabilir. Fakat biz Kur'an'ın bütününe baktığımızda sonuçta insanın sapıtmasını yol açan şeyler insanın kendi seçimiyle olan şeylerden biridir. Bunu birçok Kur'an ayetinde karşılığını görüyoruz. Yani insana kendi yaptıklarından başka bir şey olmadığı gibi ayetlerden bunu görüyoruz. Yani Allah'ın bütün sistemi içerisinde bir yerde insan inat ve kibir ettiğinde artık doğruyu göremez bir hale gelmesi vardır. Bu yüzden bir yerde belki insanın da kalbinin mühürlenmesi şeklinde bir terminoloji olmuştur. Veya bir kısım insanlar Allah dilediğini saptırır gibi ayetleri düşünmüşler. Ama o çeviri o şekilde bile alınsa bence özünde yine insanın yaptıklarından dolayı Allah'ın onu dilemesi ve insanın o kibrinden dolayı veya insanın gözünü kapamasından, arkasını dönmesinden dolayı sapıtması vardır. Kur'an'ın bütününe baktığımızda da bu çok açık bir şekilde gözükür. İnsan iradesinden dolayı bunların olduğu. Yani burada aslında şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Şimdi bir insan eğer ki gerçek manada iman etmek istiyorsa ve iman etmek için kendini zorluyorsa Allah o insanın kalbini mühürlüyor değil. Hı hı. Ya da bir insan işte inkarda ısrar ediyorsa Allah o insanı iman etmek için de zorlamıyor. Yani burada aslında kişi önemli olan. Şimdi kalbin mühürlenmesi hadisesinde azgınlıkları sebebiyle Allah'ın işte onların kalbini mühürlediği ifade ediliyor. Şimdi burada anlaması gereken şu insanlar. Yani doğuştan bir mühürleme söz konusu. Kesinlikle değil. Tam tersi o insan aslında inanmamak için kendini zorluyor. Hı hı. Ve ne mucize görürse görsün diyelim ya ne olaya tanıklık ederse etsin yine de inkar etmek istiyor ve bu inkarda ısrar ettiği için artık Allah ona o muradını veriyor. Yani o inkarında onu sabit kılıyor. Yani bir şekilde artık onun kalbi açılmıyor diyelim bir takım iman işleri. Veya tam tersi Allah dediğimiz gibi insanı zorlamıyor da. Yani bir insan işte inkar etmek istiyorsa da zorlamıyor, iman etmek isterse de zorlamıyor. Özgür iradesi var insanın. Hı hı. Allah bir takım delillerini gösteriyor. Ve iman etme, inkar etme noktası insanları serbest bırakıyor aslında. Bu noktada da yani kişi eğer ki sapmayı arzu ediyorsa ve sapmak için şartları zorluyorsa Allah onu sapmasına izin veriyor. Hı hı. Kişi iman etmek istiyorsa ve iman etmek için kendini konumlandırıyorsa iman etmesi için de Allah ona o delillerini gösteriyor ve fırsat veriyor. Yani yine kişiyle alakalı bir şey bu. Allah'ın çünkü şöyle bir şey çıkar o zaman yani Allah'ın haşa adaletinden şüphe etmek gerekir ki insanların bir kısmının ne yaparsa yapsın iman etmesine engel olması ya da ne yaparsa yapsın inkar etmesine engel olması gibi bir durum çıkar ki böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'e uygun bir anlayış değil. Hı hı. Var mı ekleyeceğiniz yoksa ahlak konusuna geçelim isterseniz biraz da. Şimdi siz dediniz ya insanda doğuştan ahlak duygusu var. Ahlakın temelleri var diyeyim. Doğuştan yani bütün bir ahlaki sistem var dersek o da yanlış anlaşılabilir. Yani ahlakın temelleri var. Yani ahlak... şöyle diyeyim. Şimdi aslında üzerine iyi düşünülürse mesela ahlakı mümkün kılan şeylerden biri empatidir. Bu empati de oldukça kompleks bir şeydir. Ama biz mesela doğuştan bebeklerde daha bir günlükken yeni doğmuş bebekte bir empatinin kökenine rastlayabiliyoruz. Diğer taraftan iyi kötü kavramları, doğru yanlış tipi kavramlar, adaletli adaletsiz tipi kavramlar aslında çok kompleks kavramlardır. Biz her insanda doğuştan yetenek olduğu içindir ki biz her insan bu kavramları çok rahatlıkla kullanabiliyor. Bizde her insan çok rahatlıkla kullanıldığı için aslında bu kavramların ne kadar kompleks kavram olduğunu anlayamıyoruz. Ama felsefi bir bakışla siz bu kavramları ele aldığınızda görüyorsunuz ne kadar komplike olduğunu. Ve insanların doğuştan zihinlerinin inşa ediliş şekillerinden görüyoruz ki empati yapması, iyi kötü, doğru yanlış gibi kavramları kullanmasına el veriyor. Buysa insanın ahlaki bir sistem kurmasını mümkün kılıyor. Yani doğuştan insan bir yerde bir ahlaki sistem kuracak yeteneklerle donatılmış vaziyette zihni. Hatta iyiye eğilimin de genel bir eğilim olduğu, hatta kötülerin cezalandırılmasının bile takdir etme gibi bir eğilimin baştan olduğu insanlarda gözüküyor. Mesela şuna benzer deneyler yapılıyor. Daha hatta konuşma öncesi dönemdeki çocuklara İşte kuklalar seyrettiriliyor. O kuklalardan diyelim mızıkçı kuklalar var. Diğer taraftan da yardımsever kuklalar var. Ondan sonra o mızıkçı kuklaları diyelim ödüllendiren veya cezalandırılan gösterilse, çocuklar cezalandıranları ödüllendirene tercih ediyorlar mızıkçı kuklalarda. Veya o iyi kuklaları ödüllendirmeye çalışıyorlar, ellerindeki bir şey varsa o iyi kuklalara vermeye çalışıyorlar. Yani çocukların kötünün cezalandırılması, iyinin ödüllendirilmesi veya iyi kötüden iyinin tercih edilmesi şeklinde, dikkat edin daha konuşma öncesi çağdaki çocuklardan bahsediyoruz, ciddi bir eğilim olduğu gösteriyor. Ve şimdi bu kadar komplike kavramları da o yaşta yapabilmeleri, yani bir öğrenme süreci çünkü tabi olmamış çocuk bu kadar komplike kavramları öğrenecek. Ama bu kavramları bu kadar rahatlıkla kullanıp bu ayrımları yapabilmesi demek ki doğuştan getirdiği bir yetenek olduğunu gösteriyor. Ve modern psikolojinin de bilişsel bilimlerin gittiği yerde aşağı yukarı oraya gidiyor. Yani insan zihninin bir yerde o tabula rasa, boş levha, blank slate denilen şey olmadığı, doğuştan zihnimizde beklediğimizden çok yetenekler oldu. Mesela bir tanesi dil konuşma yeteneği ise, bu diğer bir tanesinin ise bu ahlaklı bir varlık olmayla ilgili bir yetenek olduğu gözüküyor. Ben şimdi buradan başlangıç noktasını argümanımı başlatıyorum. Yani Allah'ın varlığıyla ilgili şeye nasıl geçiş yaptığımı soruyorsanız. Şimdi ben argümanı şöyle kuruyorum. Diyorum ki bir doğuştan ahlaki bir varlık olmamızla ilgili bir altyapımızın olduğuna ilgili bir iddia vardır. Bunun 3 şekilde açıklaması olur. 3 şekilde daha doğrusu buna cevap verilebilir. 1, bunun olmadığı söylenebilir. 2, bunun tesadüfen insan zihninde tesadüfi bir süreçte oluştuğu söylenebilir. 3, bunu Allah'ın insana koyduğu söylenebilir. Yani karşımızda literatürü ne kadar incelersek inceleyelim bu 3 alternatifin ciddi şekilde karşımıza çıktığını göreceğiz. Ve ondan sonra argümanda şöyle bağlıyorum. Belli şeylerin incelenmesiyle Allah'ın tarafından bunların koyduğu açıklaması geri kalan açıklamalardan daha başarılı bir açıklamadır. Buraya nasıl geliyorum? Şimdi alternatiflerden birincisi bunun yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi yani, psikolojideki bahsettiğim deney gibi birçok deney bu tabula rasa'nın, yani doğuştan böyle bir yeteneğin olmadığı alternatifini bir kenara bırakmamıza sebebiyet veriyor. Şimdi ikinci alternatif neydi? Bunlar tesadüfi bir süreçte insanın zihninde oluşmuştur diyen açıklama. Ben de burada şunu söylemeye çalışıyorum. İki tip şeyle tesadüfi süreçtense bilinçli şekilde konduğunun daha iyi olduğunu gösterebiliriz. Bir, insandaki ahlaki farkındalık özelliği. 2, ancak Allah varsa ahlakın rasyonel temel bulacak olmasından dolayı Allah'ın bunların koyduğu açıklamasının daha iyi olduğunu söylüyorum. Ahlaki farkındalık da şu. Geri kalan canlılarda biz insana ahlaken çok benzer davranışlar görüyoruz. Mesela arı da kolonisini kurtarmak için hayatını feda ediyor. Kimi öyle karıncalara rastlıyorsunuz ki yani bir insanın yapmayacağı fedakarlığı kolonisi için yapıyor. Fakat siz hangi böcek bilimciye giderseniz gidin, bunların bu fedakar davranışların, bize ahlaki gibi gözüken davranışların aslında genlerinin otomatik bir uygulayıcısı olmalarından başka bir şey olmadığını söyleyeceklerdir. Zaten bunların birçoğu birkaç hafta yaşıyor. Ciddi bir anlamda ahlaki bir şey olması, öğrenmesi mümkün değil. Genlerin otomatik bir uygulayıcısı. Fakat İnsan bütün canlılardan farklı olarak iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsiz gibi kavramları kullanarak bir ahlaki tercihte bulunuyor. Diğer taraftan demek ki bu doğanın içinde farkındalık, ahlaki farkındalık olmadan da çözülmesinin örneği var. İşte arada karınca da görüyoruz. Aynı çözüm pekala insan içinde olabilir veya insandaki pekala böyle ahlaki bir şey ortaya çıkmayabilirdi. İnsandaki ahlaki farkındalığın geri kalan bütün canlılardan oluşmasının açıklaması nedir diye çok dev bir soruyla karşı karşıyayız. Dinlerin söylediği şey bize bu. İnsanın sorumlu bir varlık olduğunu söylüyor. Ve tabii ki insanın bu sorumlu varlık olmasını mümkün kılan şeylerden biri, sorumlu önemli bir kısmı ahlaki bir sorumluluk. Ahlaki farkındalık özelliği olması gerekiyor ancak insanın bu sorumluluğu için. Allah'a inanan tek tanrılı dinlerin çok güzel bir açıklaması var. Ama bunu bir kenara bıraktığımız zaman niye bir tek insana mahsus ahlaki farkındalık özelliğinin olduğuna ilgili bir açıklamamız yok. İkincisi, ateistler de bana göre, bunu her zaman da kitaplarımda söylüyorum, dindarlar kadar ahlaklı olabilir. Hatta kimisi kimi dindardan da ahlaklı olabilir. Evet. Burayı, hatta demin anlattığım şey niye bunun böyle olduğunu da gösteriyor. Çünkü doğuştan bu içimizdeki ahlaki bir iç yapımızın olması, bütün insanların ortak özelliği, Budist, Hristiyan, ateist, agnostik, herkesin ortak özelliği. Doğuştan içimizde böyle bir eğilim ahlaki olmasından dolayı o zaman ateistlerin de pekala dindarlardan ahlaklı olmasında hiçbir sorun yok. Peki dini farklı kılan şey ne burada o zaman? Dini farklı kılan şey tek tanrılı dinleri, ateistler bir sezgisel bir şey gibi, hani yukarıdan aşağıya düşen bir insanın sezgisel olarak bir yere tutunmaya çalışması gibi bir şekilde, tamam yani ahlaki özellik gösterse de benim söyleyeceğim şey mantıksal bir temeli olmaz ateist bir ahlakın. Ve bunu da sadece ben söylemiyorum. Çok ünlü ateist felsefeciler de söylüyor. Atsınlar Nietzsche'yi, Sartre'ı. Allah kavramını bir kenara bırakıldığında ahlakın akılcı, mantıksal bir temeli olmayacağını söylemişlerdir. Çünkü ahlakın mantıksal bir temel olması için şöyle bir şey iddia etmeniz lazım. Sadece sizin için veya toplum için değil, objektif bir şekilde bir şeyin kötü olduğunu iddia edebilmeniz lazım. Yani kültürel bir şeyin belirlemenin dışında bir ahlaki yapı olduğunu söyleyebilecek bir temelinizin olması lazım. Siz Allah'ın varlığını reddettiğinizde buna benzer bir zemininiz kalmıyor diyor Nietzsche ve Sartre aşağı yukarı söylediğinde. O yüzden sizin ahlak için bir temeliniz kalmayacaktır. Artık göklerde bir yerde belli şeyin iyi olduğu şeklinde bir yazı yoktur diyor. Yani onlar da aslında benim söylediğimi söylüyorlar. Yani Allah'ı inkar ettiğiniz ahlakın mantıklı bir temeli kalmayacağını ifade ediyorlar. İyi kavramı. Bir de diyelim ki bir şeyin iyi olduğunu mantıksal temeli olmadığı gibi belli bir iyiyi neden yapmam gerektiğinin de mantıksal temeli yoktur. Mesela diyelim şurada bir cüzdan düştü verdiğim örnek. O cüzdanı sahibine diyelim iade edeceğim. Tamam, benim içimdeki o ahlak duygusu iade etmemi sağlayabilir. Fakat bunun bir mantıksal temeli nedir diye de sormamız lazım. Birçok insan ben bu cüzdandaki parayla eğer ki beni işte poliste kimse de görmeyecekse hayat boyu çok rahat yaşarım diye pekala cüzdanı iade etmeye çalışabilir. Yani kendi sezgilerinden çıkan bir şeyi pekala bir illüzyon gibi değerlendirebilirler mantıksal olarak. Kendi çıkarlarını işlerinden gelen öbür dürtüye tercih edebilirler. Fakat Allah inancı bir, bizi yaratan Allah olduğu için bu şekilde ahlaki emirler verdiğiyle, Allah'ın her an her şeyi gördüğüyle bizim ahlaki fiilleri yapmamız için ayrıca bir mantıksal temel de sunar. Bunu sadece içimizden gelen bir halüsinasyon değil, aslında yapılması gerekli, içimiz o şeyin bilinçli şekilde konduğu için anlamlı olduğunu, bir halüsinasyon olmadığı düşüncesini din verdiği için bize ahlakı yapmamız için mantıksal temel sunar. Yani sonuçta biz içimizden gelen ahlaki yapıyla beraber bir insana mahsus bu ahlaki farkındalık olması. Ayrıca ancak Allah varsa ahlakın mantıksal, rasyonel bir temel bulması, İçimize Allah tarafından bunların koyduğu izanı, tesadüfen ahlaki yapımızın oluştuğu izana daha tercih edilir kılmaktadır. O yüzden ben diyorum ki yani psikolojiyle doğuştan bu ahlaki yapımızda olduğumuz söylenen şey, bunlarla birleştirdiğimiz zaman ahlaktan hareketle Allah'ın varlığını da anlayabileceğimiz bir delile daha kavuşmuş oluyoruz. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani burada tabii şöyle bir şey var. Yani Allah insanı ahlaki bir potansiyelde var ediyor. Yani insanın ahlaklı olmasını beklerken ahlaka uygun bir yaratılışının olmaması zaten garip olurdu. Ya da Allah insanı dine inanma, dine ihtiyaç duyma ve dini yaşayabilme potansiyeli var ediyor. Allah insana din gönderirken eğer bu insan tabiatına uygun bir şey olmasaydı, yaşanılamaz bir şey olsaydı bu da kendi içerisinde bir tutarsızlık olurdu. Dolayısıyla yani insanda potansiyel olarak ahlaki bir özün olması kaçınılmaz zaten. Ama burada şunu işte anlamak lazım. Yani eğer Allah'a ve dine dayandırılmıyorsa ahlak, eğer ki ahlaki kurallar insanlar ve toplumlar tarafından oluşturulduysa benim neden ahlaklı davranmamla ilgili bir temellendirme yapmam mümkün değil. İşte Caner Hoca'nın ifade ettiği bu. Çünkü eğer insanlar tarafından oluşturulmuş bir kural varsa ben o kurala uymayabilirim. Ben kendi kuralımı oluşturabilirim. Hangi kuralın birbirinden daha iyi olduğunu da izafi bir şeydir. Karar vermek mümkün olmaz. Yani bugün mesela dinden veya bir işte Allah inancından uzak toplumların, özellikle işte Afrika'daki bir takım kabilelerin yaşantılarına baktığımızda, işte antropolojik araştırmalar yapılıyor mesela. Yaşantılarına baktığımızda bizim için, inançlı toplumlar için, bu gerek Yahudi, Hristiyan, İslamiyet olsun fark etmez. İnançlı toplumlar için gayri ahlaki kabul edilebilecek bir takım davranışların bu toplumlarda gayet ahlaki davranışlar olarak kabul edildiği ve algılandığı görülebiliyor. Dolayısıyla yani burada neyin ahlaklı, neyin ahlak dışı olduğunu neyin belirlemesi gerekir? İşte ilahi vahyin belirlemesi gerekir. Yani biz ahlaki olana eğilimimiz olduğu gibi gayri ahlaki olana da eğilimimiz var. Bu noktada bizi doğru yola sevk edecek olan nedir? İşte Allah'ın talimatlarıdır. Yani dolayısıyla hani bu noktada ancak Allah varsa ahlaktan söz edebiliriz. Ancak din varsa ahlakı rasyonel bir şekilde temellendirebiliriz. Bunun dışında eğer Allah'a ve dine referans verilmeden ortaya konulan bir ahlak anlayışı varsa bu ahlak anlayışıyla hareket etmek için bir temellendirme yapmamız mümkün değil. Burada şu da önemli, Caner Hoca'nın verdiği örnekte hani ateistler de ahlaklı olabilir dedik. Evet, şöyle bir örnek verebiliriz falan. Bakın yani daha iyi anlaşılması için konunun. Yani insan gözünü Allah yaratmıştır diye iddia eden bir insan, İnanan insanlar inanmayan insanlardan daha iyi görür demez. Böyle bir iddiada bulunmaz. Yani dolayısıyla ahlakı Allah var etmiştir veya ahlakın kökeni Allah'a dayanır diyen insan da inanan insanlar inanmayan insanlardan daha ahlaklıdır demek istemiyordur. Ama şudur, Allah'a dayandırmadıkça siz ahlak için rasyonel ve uygulanabilir bir temel bulamazsınız. Çünkü bu konuda sizi sınırlayacak nedir? Yani eğer Allah yoksa her şey meşrudur aslında. Tarihte bu ifade edilmiştir. Yani Allah yoksa beni niye bir şey sınırlasın ki? Ben niye kendi zevklerime, isteklerime, tutkularıma göre bir hayat yaşamayayım ki? Veya niye birisinin gayri ahlaki gördüğü bir davranışı ben gayri ahlaki değerlendirmek durumunda olayım? Bana göre gayet ahlaklı olabilir. Şimdi mesela bizim işte ahlaksız diye ifade ettiğimiz bir takım davranışları yapan insanlar, ya bunda ne var ki diyebiliyorlar mesela. Evet. Ya ben o anda ondan zevk alıyorum veya yapmak istiyorum, hoşuma gidiyor bu davranış diyor. En sadistçe şeyleri yapan insanlar bile bunu diyebiliyorlar. Eğer Allah yoksa o insanın yaptığı davranışın mantıksız olduğunu nasıl ispat edebilirsiniz? Hiçbir şekilde bir temellendirme yapmanız mümkün değil bu noktada. Yani dolayısıyla ancak Allah ve din varsa, ki pek çok ateist de hocamın dediği gibi zaten bunu itiraf etmiştir. Allah ve din varsa ahlaktan söz edebiliriz. Allah ve din yoksa ahlaki şeyler bir illüzyondan ibarettir. Yani bunun ötesi değildir. Peki o zaman süremiz çok az kalmış da şu cezalandırma konusunda bir de şunu sormak istiyorum kısaca. Sonra vaktimiz kalırsa... 4 dakikamız kalmış. İnancın kazandırdıklarını da... 4 dakikada cezalandırmayı mı anlatacağız? Yok hayır, sadece şunu soracağım. Şimdi dediniz ya çok kısa bir dünya hayatı. İşte 60 sene desek, işte 20'si uykuda, 15'inde işte daha hani akıl bali olmaya gelene kadar bir 15 yılı geçiyor. Şöyle böyle bir 20 yıl topu yaşıyoruz, yaşamıyoruz. Peki 20 yıllık çok kısacık bir hayat için neden sonsuz bir azap diye de bir soru beliriyor insan. Oradaki şöyle diyebiliriz, yani insan aslında buradaki o hayatta kendisinin ne olduğunu falan gösteriyor. Yani kendisinin karakterini gösteriyor. Bir yani sonsuza şöyle kadar da yaşasaydı tabii, yine... Tabii kendisi karakterinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Ama Kur'an'da şunu da unutmayalım. Yani Kur'an'da mesela cehennemliklere soruyorlar. Diyorlar ki sizi buraya size elçilerimiz gelmedi mi? Yani şunu da anlıyoruz ki demek ki bir insanın ceza görmesinin şartlarından biri onun bir mesajı belli bir şekilde almış olmasıdır. O mesajı kim ne kadar net almıştır, almamıştır ahirette göreceğiz, onu bilemiyoruz. Yani çünkü mesela diyelim ki belli bir yerde bir kabileler var. Onlar sadece Hristiyanlığı duymuş. O Hristiyanlıkta da testis inancını duymuş. Bunu reddetmiş. Bunlar ne kadar sorumlu bilmiyoruz. Ahirette göreceğiz. Ama Kur'an'da görüyoruz. Yani mesajın alınmasını cehennemlik olmanın şartı olarak Kur'an koyuyor. Diğer bir şart var yine Kur'an'da başka bir ayette. Siz bir insanın akledeceği süre kadar kalmadınız mı deniyor. Yani dünyada bir insanın belli bir uzunlukta dönem o mesajla da muhatap olması lazım. Allah bize onun da miktarını vermiyor. Onu da ahirette göreceğiz, göreceğiz. Yani Allah'ın biz kullarına zulmetmediğini, en iyi şekilde karar vereceğini biliyoruz. Hesabı da Allah ahirette yapacaktır ama... Ya bir de, pardon, ya burada şu da var aslında, şimdi bu soruyu soran insanlar yani işte 50-60 yıllık, 70 yıllık bir ömür süresi için sonsuz bir azap fazla değil mi diye soran insanlar şunu sormuyor mesela. 50-60 yıllık bir ömür için sonsuz cennet fazla değil mi? Yani ona bakarsanız sonsuz cennet de o zaman çok fazla insanların şu dünya hayatının 50-60 yıllık yaptığı şeyle ilgili. Ve bunun uzunluğunu, kısalığını yine neye göre belirleyeceksiniz? Şimdi mesela dünyadayken de biz bir insanı öldürmek birkaç dakikalık bir hadise. Ama o insana 40 yıl, 50 yıl ceza verebiliyorsunuz, hapis cezası verebiliyorsunuz. Yani neye göre bunu mukayese edebilirsiniz? Yani şu kadar hayat yaşadık, şu kadar bir ceza olması gerekir veya şu kadar bir ömür sürdük, bu kadar mükafat olması gerekir. Yani burada aslında Allah'ın çok büyük bir lütfu var insanlara. Yani eğer ki Allah'ın dediği şekilde bir hayat yaşarsa insan sonsuz bir cennet müjdeleniyor. Yaptığı nedir? İnsanın karşılığında verilen nedir? Bir de tabii şeyi de belirtmemiz lazım, tabii bu konu açılmışken, yani Kur'an'daki cennet ve cehennemle ilgili anlatımların da iki tane temel unsur var. Bence bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi şudur. Bunlar bir benzetmeli anlatım tekniğine göre anlatılır. Yani ben şunu örnek veriyorum buna. Diyelim ki yine uçaktan örnek verirsek, uçağı bundan 500 yıl önce bir insana nasıl anlatırdınız? Sizin uçak diye kelimeniz yokken mecburen kullanacağınız ifade ne olurdu? Demirden bir kuş. Hosteslere karşı da işte kanatlarının üstünde işte hanımlar dolaşıyorlar. Yok başına bir tane at sürücüsü gibi sürücü binmiş, onu götürüyor. Yani şimdi biz uçağı gördüğümüz için onun neye benzediğini anladığımız için aklımıza oturuyor. Ama uçağı hiç görmedik bir insanın aklında bir şeyler fokurdayabilir bu izahla. Ama niye sizin uçak diye bir kelimeniz, gösterebileceğiniz bir şey olmadı, motor diye bir kavramınız olmadığında ne diyeceksiniz? Kuşun öyle büyük bir midesi var ki o midesinin içerisinden kaynayan bilmem ne kazanı gibi buharlar çıkıyor dersiniz. İnsanı da zihninden buharlar çıkartabilir belki ama gerçek anlamda sizin uçağı anlatmanız için benzetmeli anlatım dışında bir tekniğiniz yoktur. Niye? Çünkü uçak diye bir kavram yoktur. Şimdi Kur'an'da cennetle cehennemle ilgili olan olayları hiçbir nefsin görmediği, hiç kimsenin onları tatmadığı geçiyor. O zaman hiç kimsenin tatmadığı ve bilinmeyen kavramları anlatmak için Kur'an'da anlatılan tekniklerin bir benzetmeli anlatım tekniği olduğunu bilmemiz lazım. Nitekim Bakara suresinden görüyoruz. Cennette bir meyve yiyenler bu dünyadakinin aynısıdır demiyorlar. Diyorlar ki bu cennet dünyadakinin bir müteşabihidir diyorlar. Bakara'da dünyadaki meyvenin yiyenler. Yani aslında orada da bir meyve tipi bir şey olsa da bu dünyadakinin tamamen aynısı tip bir şey olmayacağını anlıyoruz. Şimdi bunu bir kenara yazalım. Bir benzetmeli anlatım tekniği var. İkincisi, cennetle cehennemle ilgili bilmemiz gereken şey şu. Oradan bize anlatanlar sadece oradan belli fragmanlardır. Yani belli kesitlerdir. Şimdi Kur'an'da cennette insanların canlarının çektiği her şey olduğu anlatıldığına göre, bir de genişliğinin çok büyük bir alan olduğu da tarif edildiğine göre, demek ki dünyadan çok daha zengin bir yer mesela cennetin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani Kur'an ayetlerinden anlaşılıyor. Fakat dünyadaki, dediğin gibi, sırf dünyadaki meyveleri biz yazsak Kur'an'dan kalın bir kitap eder. O zaman nedir? Kur'an'ın bütün cennet meyvelerini sayması diye bir şey mümkün değil. Olamaz da böyle bir şey. O zaman Kur'an'ın yapması gereken şey nedir? Ancak size oradan belli bir kesitler vermesidir. Yani sonuçta Kur'an'da cennetle cehennemle ilgili izahlara bakan kimse bana sadece oradan belli kesitler veriliyor ve bir benzetmeli anlatım tekniğiyle bunlar anlatılıyor. Ama biz bunlardan açık, net şekilde neyi anlayabiliyoruz? Allah'a isyan edenlerin ciddi şekilde üzüleceği, pişman olacağı, keşke böyle yapmasaydım diyeceği, Allah'a yönelenlerin Allah'ın lütfu sayesinde ödüllendirileceği bir manzara, büyük bir zenginliğin olduğu bir manzara karşımıza çiziliyor. Bunu anlamamız lazım. Ama oranın bütün detaylarının anlatıldığı veyahut da bütün oradaki anlatımların %100 birebir dünyadakinin tamamen aynı olduğunu da söylememiz mümkün değil. Olmadığını da Kur'an'ın ifadelerinden anlıyoruz. Çünkü hiçbir nefsin, hiç kimsenin tatmadığı nimetleri biz dünyadaki kelimelerle ancak benzeterek anlatabiliriz. Anlattığımız kelime hiçbir zaman için onun tamamen kendisinin aynısı da olmaz. Yani bunları cennetle cehennemle ilgili şeyi düşünürken bir kenara yazmamız lazım. En azından basit olarak da şöyle bir örnek vereyim. Diyelim Viyana'ya bir tur var. Viyana'ya hiç gitmedik. Viyana'yı anlatan birisi ne diyecektir? Şöyle şöyle caddeleri var, şöyle kafeleri var ama hani bir de hiç şehir görmemiş birine tabii Viyana'nın tarif edildiğini düşün. Hani biz şimdi İstanbul'daki bir şey benzetip kısmen anlayabiliriz ama öyle bir şeyin de olmadığı bir dönemde sizin yapacağınız şey nedir? Viyana'nın her şeyini anlatmanız mümkün değil. Bir kafesindeki bütün pasta çeşitlerini falan anlatmanız mümkün değil. Ya hatta sokağındaki bütün detayları, bütün oradaki bitkileri anlatmanız mümkün değil. Siz ne yapacaksınız? Oradan belli başlı bir insanlarla bir kafalarında bir en azından bir resim, bir tablo kısmen oluşturacak. Orayla ilgili ufak bir yönlendirmeler yapacak. Bir şeyler anlatmanız mümkündür. Çünkü sizin broşürünüzün belli bir hacmi vardır. Oradaki belli hacimde de anlatabileceklerinizin belli bir sınırı vardır. Ha, dünyadaki belli bir şehir için bile bu böyleyse cennetle cehennem için de tamamen bu fragmanlarla anlatım dışında bir tekniğin mümkün olmadığını da anlamak lazım. Yani Kur'an'daki cennet cehennem ayetlerini bence bu gözle dinlemek lazım. Hocam süremiz bitmiş. Çok kısa da sizden alalım. Noktalayalım. Yani şunu belki işte ifade edebiliriz sonuç olarak. Allah'ın varlığını tabii çeşitli bilimsel şeylerle temellendirmek de mümkün ama sadece bilimsel bir şeye dayanmamız da zorunlu değil. İnsanların şunu anlaması lazım. İşte ölümlü varlıklarız. Bu hayata geliş amacımız var. Bu hayattan sonra tekrardan var edileceğiz ve bu hayattan dolayı hesaba çekileceğiz. Hı hı. Yani Allah'a karşı kibirlenmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Allah varsa hayatta Allah'tan daha önemli hiçbir şey yoktur. Bütün insanlar yaşamlarını bu gerçeğe göre planlayıp programlaması gerekir. Bunu dikkate almayan insanlar öldükten sonra hüsranla karşılaşacaklardır. Kur'an bunu açık bir şekilde bize söylüyor. Hı hı. Yani bir insan bile bile kendini bu felakete sürüklememesi gerekir. Bazı şeylerin en azından farkına varması gerekir diyelim. Diyorsunuz. Peki hocam ağzınıza ve ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda da evreni ve insanın yaratılışını konuşalım diye de sözünü almış olalım şimdi de. Emre Dorman yardımcı doçent doktor, İlahiyatçı Acıbadem Üniversitesi Felsefe Bölüm Öğretim Üyesi doçent doktor Caner Taslaman, size Yıldız Teknik Üniversitesi'nden dediniz. Evet efendim, Emre Dorman'ın ve Caner Taslaman'ın bu güzel sohbetiyle geceyi ve haftayı böylelikle noktalıyoruz. İyi geceler diliyoruz ve iyi hafta sonları. Hoşçakalın.